Genel izleyici için uygundur. hoş geldiniz. Çok uzun zamandır kendisiyle Zoom bağlantı üzerinden kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. Uzun zaman sonra kendisini burada canlı yayın konu olarak ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk ve heyecan aynı zamanda. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara hocamız bizlerle beraber. Çok Nasıl? teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Bugün aslında ben eminim ki siz adeta bir öğretmen, bir hoca gibi bizim bütün sorularımızı yanıtlamak için buradasınız. Elimden geldiği kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle Türkiye'deki varyant, tartışmalı varyantlar var. Bu varyantları bir konuşuruz. Hangisi daha tehlikeli? Hangileri şu anda Türkiye'de ne kadar görülüyor? Bir bakarız. Ardından bizim şu anda yaptırdığımız mevcut aşılarımız delta varyantına karşı ne kadar etkili? Gerçekten herkesin kafasında bir soru işareti. Yoksa bekleyelim yeni bir aşımı çıksın? Acaba ona karşı daha mı koruyucudur diye düşünüyoruz elbette. Gündeme oturan C1.2 mutasyonunu hocama soracağım. Hangi ülkelerde şu anda hangi sıklıkta görülüyor diye. Vaka sayılarını azaltmak için bu noktadan sonra kapanma mı gerekiyor, kısıtlama mı gerekiyor? Hocamızın fikrini almak istiyorum. Aynı zamanda bugün saat 16.30'da Bilim Kurulu Fahrettin Koca başkanlığında ve hocamızın da katılımıyla Toplanıyor. Oradan çıkacak olan olası kararları da hocamızdan önceden dinliyor olacağız. Çocukları konuşacağız yine. Okullar açılıyor konuşacağız. 12 yaş üzerinde aşılama ne durumda? Bizde ne durumda? E çünkü 12 yaş ve kronik rahatsızlıklı olanlar ve 15 yaş üstü, üstü çocuklarımız şu anda aşılanıyor. İsrail'de de bir takım kararlar alındı. Onları da izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Tabloya bakacağım. Ama ondan önce mutfağımızda. Sevgili Özgül var, Özgül Coşar bizlerle beraber. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri de çok iyi gördüm. Çok iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. E, ne yapıyoruz bugün? Ben beyaz valla un şeker. Topu, evet. Un şeker topu üç gibi beyaz görünüyor sanki. <laughs> Nedir bugün, bu? Bugün böyle beş çene uygun, çok basit, pratik iki tane tarifle burada oldu, oldum. E, çok güzel. Ee, biri tuzu, biri tatlı olacak. Çok keyifli. Yemesi de çok güzel. Ama üç beyaz olacak için de yapacak bir şey yok. E, işte arada olur ya. Arada iyi zaten artık. minik minik. Arada olabilir tabii ki. Yani küçük küçük yapacağız. Azıcık azıcık yiyeceğiz Evet. <laughs> tamam peki özgürlük. Tekrar hoş geldin diyorum hoş ve hemen tablomuza dönmek istiyorum. Yapılan test sayısı 302.869, vaka sayımız şu anda 23.946. Vefat sayımız maalesef 290 kişi. 290 kişi COVID virüsü yüzünden maalesef hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayılarımız çok şükür tabii ki var. Onlarda 15.164 kişi. Tabloyu genel olarak bir yorumlayalım istiyorum hocam ilk olarak. Sonrasında da yine bir aşı tablosuna da bakacağız. Buyurun. Ee, şöyle bir şey söylememiz lazım. Ee, ya baktığımız zaman açıkçası Türkiye'deki vaka sayısı özellikle son bir haftada da ama son dönemler içerisinde böyle bir sabit değerler arasında kaldık hep. 18 bin, 19 bin, 16 binler civarında ve son evet. bir haftada da 20 binlerin üstüne çıkmaya başladık. Rakam da biraz yukarı doğru da gidiyor. En son işte 23 bin 946, yani 24 bin seviyesindeyiz. Bu şunu gösteriyor. Bizim biraz daha bazı önlemlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğinin göstergesi. Bir diğeri de şu aşıya da aşıya da daha fazla açıkçası bizim yani hepimizin öyle veya böyle sahip çıkıp aşılanması da gerekiyor. Biraz önce çok güzel söylemiştiniz Sayın Çağla'nın. Şöyle ki okullar açılıyor okulların açılmasının ve açık kalmasını biz hep istiyoruz evet. ve açık kalmasını da artık bizim belki de zorunluluk gibi düşünmemiz lazım onu sağlamamız lazım evet. ve çocuklarımızın sağlığıyla o nedenle de buradaki 23.946 rakamına baktığımız zaman bu rakamın yüksek olduğunu kabul edip bireysel olarak artık önlemlere sıkı sıkı uymamız lazım. Bir Şu diğer... anda beklenilen bir... E, vaka sayısı değil aslında akabinde aşılanmanın da devam ettiğini evet. düşündüğümüzde. Şimdi bunun sanki böyle bir artış e, rutinine girdiğini görebiliyoruz. Bu insanlar artık hani e, açık ortamlardan yavaş yavaş kapalı mekanlara girmeye başladığı için mi bir yandan da insanların kafasında şöyle bir soru var hocam. E aşılanıyor ya insanlar. Bak işte yüzde bilmem kaç aşılanmış. Neden hala bu vakalar bu kadar çok ve buna zaten mütakiben neden o zaman insanlar hala hayatını kaybediyor? Şöyle bir şey tabii bizim hayatını kaybedenler 290 sayısı çok ciddi bir rakam. Çok. Yani çok ciddi can yanıyor çünkü ve e, can değer kaybediyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Bizim ülkemizde de dışarıdaki ülkelere de baktığımız zaman kayıpların çok çok büyük bir kısmı neredeyse mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin rakamı %97'si kayıpların aşısızlarda. Bizim ülkemizde de aşısızlar arasındaki açıkçası kayıplar çok yüksek. Şimdi aşı derken biz tamamen bu aşılar evet çok güçlü aşılar gerçekten. Evet. Hastalıktan korumada etkililer. Ama asıl etkili oldukları noktada yani bizim ülkemizde de dışarıda da uygulanan aşılara baktığımız zaman asıl etkili oldukları nokta ölümü önlemede hemen hemen %99 gibi bir başarısı var. Yani aşı olanların kaybedilme ihtimali neredeyse yok seviyesine geliyor. İhtimal tabi %99 dediğimiz zaman bir kişilik bir ihtimal kalıyor ama bu da eğer toplumdaki rakam aşağıya doğru inerse neredeyse sıfır olacak demektir. Şimdi ama öbür taraftan baktığımızda aşıya rağmen kişi Semptom mu olabiliyor mu, virüsü alabiliyor mu alabiliyor, şikayeti olabiliyor mu olabiliyor. Burada belki hemen bir de şunun da parantezini açmamız lazım. Şu anlama geliyor, aşılı da olsak aslında bizim özellikle biraz önce çok güzel söylediğiniz gibi kapalı mekanlara daha fazla geçtiğimiz şu dönemde maskeye, ve mesafeye daha fazla da dikkat etmemiz lazım ki evet. bu 23 bin rakamları, 24 bin rakamları aşağıya doğru insin. Maskesiz birini gördüğüm zaman ister istemez tabii ki ben uyarmak durumunda kalıyorum. Mesela çocuklarımın yanında birisini gördüğüm zaman lütfen maskenizi takar mısın dediğimde genelde şey diyorlar ben aşılayım. Diyorum ki benim çocuklarım aşılı değil. Yani siz şu anda karşımda sapa sağlam çok sağlıklı bir şekilde bir Covid-19 virüs taşıyıcısı olabilirsiniz diye bunu anlatma gereği duyuyorum. Çünkü aşı oldum ben. Her yere girebilirim, her yere çıkabilirim ama bu başkalarının hayatını hala hazırda tehlikeye atmayacağımız anlamına gelmediğini i̇şte, bilmemiz Çağla, gerekiyor. Çağla bence çok güzel bir nokta. Bu, bu hata yani bu hata demeyeyim ama böyle bir uygulama bir şey. ama yanılgı Amerika Birleşik devletlerinde de yaşandı. Yani İki doz aşılıysanız dendi, bir araya geliyorsanız siz, siz de ben de aşılıysam maskesiz olarak gelebilirsiniz dendi. Ama sonradan bir bakıldı ki rakamlar çok yüksek seviyelere doğru tekrar çıkıyor. Bugün işte belki onu da görebiliriz. Amerika'da 400 bin lirayı varan sayıda rakam görülmeye başladı tekrar. Evet. Şimdi burada şunu değerlendirmek lazım. Maskeyi benim takıyor olman beni korumada evet etkili. Ama asıl önemli olan, en önemli olan nokta şu. Karşımdaki kişinin takıyor olması. Neden? Eğer karşımdaki kişi pozitifse, virüsü taşıyorsa... O maske taktığındaki koruması %75-80. Evet. Yani bana geçişini engellemesi. Yani bende virüs varken size geçmesini engellemede benim maske takıyor olmam %80 başarı sağlıyor. Evet. Öngelliyor. Ama bende virüs var ben maskesizim siz maskelisiniz maskenin etkinliği %5-10. Evet. Yani bu kadar evet. ama ikimiz birlikte maskeli olursak bu rakam %98-99'lara çıkıyor. Hele mesafeyi yok. de artırabilirsek daha da önem kazanıyor. O nedenle de şöyle düşünelim. Karşımızdaki kişiyi tanımadığımız, bilmediğimiz zaman onun maske takıyor olması çok çok önemli. Ya da şöyle değerlendirelim en ufak semptom veya şikayetim varsa ben maske takayım ki aşılı bile olsam, virüsü taşıyorsam belki de çok ağır şey, semptom şikayetim olmayacak ama karşımdakini koruyor olacağım. Okulların açık kalmasını, çocuklarımızın geleceğinin garantisini veriyor olacağım. Kesinlikle. İşte bizim bunları sağlamamız lazım. Kapalı ortamlarda, toplu taşımalarda herkesin maskeli olduğunu görüyoruz tabii ki de hocam. Peki buradan virüs bulaşma oranı ne kadar? Uzun süre yolculuk yapacağımızı düşünürseniz mesela. Şimdi şöyle çalışmalar var, veriler var, modelleme verileri var, yurt dışındaki veriler var, bizim ülkemizdeki veriler var. Baktığımız zaman laboratuvar ortamında yapılmış olan çalışmalar var. Şunu görüyoruz. Mesela kapalı bir mekan bu alan içerisinde de 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde diyelim ki 4 kişi var. Eğer bu süre 4 saatten uzunsa bu sefer hemen hemen geçiş %100 oluyor. Birisi pozitifse diğer 3 kişiye geçiyor. Ama bu da cam açık olduğu anda en fazla risk bir metreye kadar yakınında olan da oluyor. Fıfacık bir hava sirkülasyonu Evet yani bile. o kadarı önemli. Şimdi bunu niye böyle altını çizerek söylüyoruz? Şunun için bizim bu dönem içerisinde şimdi okullarımız açılıyor. Hmm. Ve okullarımızı açık tutmamız gerektiğini altını çizerek de söylüyoruz. Ama okullarda mutlak ve mutlak yapmamız gereken en önemli bir şey şu. Sınıflarda camların açık kalmasını sağlamamız lazım. Bu bir. İki çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de mutlak maskeli olmasını da sağlamamız gerekiyor. Şimdi bunları sağladığımız zaman riskin çok çok azaldığını biliyoruz. Mesela geçen hafta içerisinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e, okulun verisini paylaştı oradakiler. Şöyle bir şey vardı öğretmen yüksek sesle çocuklara kitap okuyor evet. ve maskesini de çıkartarak okuyor. Cam kapalı yaklaşık olarak çocukların %50'si virüsü alıyor. Ama ah. mesela aynı çalışmada şunu söylüyor cam açık olsaydı diyor. Bile. Bu rakam %10'a düşecekti diyor ona rağmen. Hele maskeli olsalardı sıfır olurdu. Hı hı. Şimdi bu çok kıymetli bir bilgi. Çok önemli hayati bir bilgi. Bu kadar basit yaklaşım evet, evet. bu kadar etkili olabiliyor. Maske ve cam kışın dahi olsa belki de çocuklarımız montlarıyla oturacaklar sınıflarında ama o camların yine açık olması çok çok önemli. En azından aralıklı olarak havalandırabiliyor olmamız şart. Çok çok önemli. Açık tutabilmemiz. Mesela bir arada sohbet ama. ederken hep şöyle söylüyoruz. Sürekli tutmak zor olabilir ama mesela üşüterek hasta olunur mu diye tartışıyoruz değil mi? Ha, evet, evet. Ama mesela ben bunu hep şöyle söylüyorum. Üşütüp hasta olmak bir tek bize mahsus. Türk'lere mahsus. Bizim ülkemizde var. Mesela yurt dışına çıktığınız zaman hemen görürsünüz veya çocukları havayı açı soğuk da olsa onlar dışarıda dolaşırlar, mesela Almanya'da evet. Falan. Doğru. Ama mesela biz çıplak ayakla yere basarsak, aman, aman. karnı Betona oturursak zaten o tamamen farklı bir noktaya doğru Yanlış gidiyor. Yanlış mı hocam? Yani şöyle, <laughs> çok doğru değil öyle söyleyelim. O nedenle de üşütmek kısmından lütfen çok korkmayalım. Eğer biz uygun önlemi alabilirsek, o zaman her şeyin çözümünü daha kolay sağlayacağız. Havalandırma bu bakımdan çok önemli. Okullarda bizim onu sağlamamız şart. Bir diğeri de şu. Biz bazen şöyle bir şeyi kaçırıyoruz. Dış sıcaklık işte 2 derece, 4 derece, ev sıcaklığımız 26 27 derece. Vücudun buna adapte olması çok zor. Yani o nedenle de mümkünse bizim ideal sıcaklığımızı evlerde de 21 22 derecelerde tutalım. Maksimum. Bebek varsa da maksimum 24 derece olsun mesela. Bunun üstüne çıkartmamaya çalışıyorum. Bunlar küçük detaylar gibi görünüyor ama enfeksiyonları önlemede ve korunmada çok çok yüksek başarısı var. Çok iyi anladık hocam. Çok güzel bilgiler oldu. İnşallah fırsatımız kalırsa çocuk hastalıklarıyla ilgili de konuşabiliriz. Sorularımı iletebilirim kendisine. Bu arada sizlerin de Profesör Doktor Ateş Kara hocama soruları varsa telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız ekranda 0212 702 42 42. Günün sorusuyla devam etmek istiyorum. Türkiye'de hangi varyantlar bulunuyor sorusu şöyle Türkiye'de şimdi varyant tanımaları düzenli yapılıyor. Hmm. Belirli örnekler arasında da tekrar tekrar bu varyantların ne oranda olduğu da bakılarak uluslararası sistemlere de kayıt altında tamam. yani kaydına da sunuluyor. Şu anda bizim ülkemizdeki ağırlıklı olarak görülen delta. Yani böyle bir özelliği var. Hemen hemen vakalarımızın çok çok büyük bir kısmı %90'ının üstündeki kısmı delta. Az miktarda da işte yani delta derken ben şunu söyleyeyim. Diğeri çok az olan da alfa olarak söyleyeceğimiz tür var. Eee Tek tük sayıda Güney Afrika ve öbür taraftan baktığımızda da işte Brezilya varyantının çok az sayıda belki bunlar parmakla sayılacak kadarlar var ağırlığını şu anda bizim ülkemizde delta oluşturuyor. Delta adını kim koyuyor hocam? Şöyle bir şey Alpha, vardı. Şimdi Gama. Bir dönem kullanı, isimlendirilirken şöyle isimlendirilmişti. E yani hastalıklar hep isimlendirilirken daha doğrusu böyle bir isim uygulaması yapılır. Mesela İspanyol gribi. İspanya aslında gribin çıkış noktası İspanya değildir. Ama kayıtları çok düzgün oldu. Verileri düzgün olduğu için böyle adlandırıldı. Ama o ülkenin mimlenmesi veya işaretlenmesi veya arkasından işte e, Orta Doğu Solunum Sendromu şeklinde veya işte... E, ülke adlarıyla anılan şekillerde olunca böyle isimlendirmelerde Böyle bir işaretlemeye gidilmesin, ülkeler isimleriyle zedelenmesinler diye düşünülerek Dünya Sağlık Örgütü bir genel değerlendirme yapmıştı ve onların evet. biyolojik komisyonu da şöyle söyledi. Eski Yunan alfabesindeki harfleri kullanalım. Yani şu anda dünyanın kullanmadığı bir alfabedeki harfleri kullandıralım şekline geçildi. Ve oradaki harfler değerli kullanılıyor. O sırayla da gidiliyor. Şimdi mutasyonlarla ilgili çok sorun var aslında ama sizin delta varyantıyla ilgili. Daha doğrusu delta varyantının Hı -hı. neden daha tehlikeli olduğu ile ilgili açıklamalarınız var. Dilerseniz onlara bir bakalım. Hocamız diyor ki delta varyantı enfekte olan kişiden çok daha fazla sayıda atılıyor. Şimdi bu ne demek hocam? Atılması Şöyle ne demek? bir şey var şimdi virüs normal şartlarda aslında tek başına canlılığını koruyabilen bir şey değil. Mutlaka bizim veya bir başka canlının hücresinin içerisine girip orada çoğalıyor. Evet, evet. Çoğaldıktan sonra da o hücrenin ya ölümüne ya da artık çalışamaz hale gelmesine neden oluyor. Böyle olunca da kendisine yeni hücre bulması lazım. O hücreden dışarıya çıkarak yeni bir hücreyi veya yeni bir ev arıyor diyelim. Yani araması sırasında da işte o hücreden kaç tane çıkacak, etrafa kaç tane atılacak. Önemli olan o. Ve bizim aslında beklentimiz şöyledir. Her hastalıkta bir sınır değer vardır. Sizin aldığınız sayı hastalığın oluşmasına yetecek kadar mıdır? Yoksa onun altında kalıp vücut onu hemen baştan yenebilir mi? Hı hı. Böyle bir değer vardır. Mesela bazı mikroorganizmalar vardır. 10 tane alsanız ishal olabilirsiniz. Ama mesela bazı mikroorganizmalar vardır. Onlardan 1 milyon tane aldığınızda ancak ishal ancak olursunuz. De. Şimdi koronavirüste tam böyle bir sınır değeri bilmiyoruz. Hı hı. Ama bundan öncekilere baktığımız zaman açık değerlendirildiğinde şöyle bir şey vardı. Belki binlerle ve milyonlarla almak gerekiyordu sayı olarak ama delta'da, delta'da bu sayı da bir aşağıya indi. Yani yüzlerde bile alsak neredeyse hastalığa neden olabiliyor. Çok özür dilerim. Bir de bir şey daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Artı mesela biz Delta'dan öncekilere baktığımız zaman atarken dışarıya mesela konuşurken, yüksek sesle bağırırken, diyelim ki bağırırken 1 milyon atıyorduk, konuşurken 100 bin atıyorduk, nefes alıp verirken de 10 tane atıyorduk. Tamam. Delta'da bu rakamlar bunun 5 ile 6 katı üstüne çıkıyor. Hatta 8 katı kadar üstüne çıkıyor. Bu da şu anlama geliyor. Evet. Ben mesela benden dışarı atılan virüs miktarı çok yüksek. Evet. Bir, iki çok daha az sayıda benim vücuduma girdiğimde hastalığa neden oluyordu. Bu nedenle daha kolay bulaşıyor. Delta'nın böyle bir tehlikeli özelliği var. Maalesef ee, bu testler Delta'yı ayırt edebildiğini, yapılan PCR testlerini Delta'yı ayırt edip edebildiğini biliyoruz. Ama yapılacak bir şey yok. Önemli olan zaten aşılı olup olmaması. Evet, Siz diyorsunuz kesinlikle. ki eğer iki doz aşılıysak Delta'ya karşı korunuyoruz demektir. Şimdi burada tabii hemen şöyle bir şey söyleyelim. Bizim aşılarımızın aslında koronavirüse karşı geliştirilen aşılarımızın korumaları ilk etapta Huan'daki orijinal virüstü. Ondan sonra alfa ve arkasından beta veya işte bugün geldiğimizde de delta'yı delta değerlendirirsek yani. küçük değişiklikler yaşayarak yani virüs bu noktaya kadar geldi. Delta'daki en önemli özelliği bulaşmasının biraz daha kolay olması evet. ve işte sayı olarak da çok daha az sayıdaki'nin hastalığı yapabiliyor olması. Böyle olunca da benim şimdi savunma sistemim belli bir miktarda cevap oluşturuyor. Şimdi bu miktarı farklı şekillerde ölçebiliriz, gösterebiliriz ama net kesin şu değer beni korur diyebileceğimiz bir şey yok ama şöyle bir kabullenmeye gidelim. Hı. Diyelim ki 10 birim beni koruyor. Tamam. Delta'da koruması gereken miktar artık 20 birim. Hı. Neden veya 25 birim belki? Çünkü eskiden 10 tane canlı virüs beni hastalandırabilirken Hı. Delta'da 4 veya 5 tane Hı. hastalandırabiliyor. Hı. O nedenle de benim koruma elemanlarımın çok daha titiz çok daha hızlı ve etkili şekilde onu durdurması lazım. Bu yüzden mutlaka iki doz diye altını evet. çiziyorsunuz, evet. daha garantili garantili olsun olması açısından. diye. Bir de şimdi aşıya olduk. Hı. Biz böyle bir cevap oluşturduk. Tamam Bu cevap zaman içerisinde azalabiliyor. Tabii. Şimdi yani ne zaman yükseliyor ne zaman azalıyor onu da söyler misiniz? İkinci o, dozdan sonra mı yükseliyor? Şey işte, aslında bir çizip gösterebilir miyiz? O zaman öyle şey şey belki daha rahat olur. Şu tabii tabii da tam yeri gelmişken. arkadaşlarla. Güzel olur Şöyle bir hocam. şey yapabiliriz belki. Şimdi diyelim ki Şurası bizim sıfır noktamız. Evet. Bu sıfır noktası aşı noktası olsun, aşı birinci dozu olduğumuz nokta olsun. Bundan sonra şöyle bir cevap başlıyor. Hı hı. Şu noktada bizim ikinci aşı noktamız. Öyle diyelim. Bu cevabımız bu hale geliyor. Tamam. Şimdi bu bu hale geldikten sonra bu süre aşağı yukarı ikinci dozdan sonra böyle yükselmesinin belirgin olduğu nokta 14. günler. O, Tepeye he. doğru çıkışı aşağı yukarı bir ayla iki ay kadar daha devam ediyor. Sonra da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bir ay iki ay mı o pik noktasında bizi koruyor diyebiliyoruz. Aslında şimdi orası orası şöyle bir şey. Şöyle yavaş yavaş azalıyor. Tamam. Eğer bu aralarda karşılaşırsak tekrar yükselme ihtimali var. Ama yükselmeye de bilir. Şimdi böyle bir değerle gidiyoruz. Şimdi baktığımız zaman Huan için aslında korumayı şöyle çizebiliriz. Huan virüsü için. Bu Huan evet. virüsü için. Böyleydi. Covid-19 evet. Covid-19'daki ilk çıktığındaki böyleydi. Delta'daki sıkıntımızsa, Delta'daki sıkıntımızsa bu değer sayı azaldığı için çok daha az sayıdaki virüs beni hastalandırabildiği evet. için daha yüksek değere ihtiyacımız var. Anladım. O da böyle. Anladım. Şimdi onun için dikkat edersek şöyle bir azalma noktasına geliyoruz. Hmm. Şimdi nedir bizim sıkıntımız aslında aşılarla? Şöyle söyleyelim. Diyelim ki biz inaktif aşıyı olduk. Olduğumuz aşı Sinovac. Sinovac olduğumuzda şu değerin kabaca biz kendi ülkemizdeki veriler ve dışarıdaki verilerle şöyle gördük. 3 ila 4 ay olduğunu gördük. Yani şurası 3-4 ay. Böyle bir değerde Çok gelişiyoruz. Anladım, evet. Sinovac için. O nedenle de dedik ki biz Sinovac'da 3. dozu bir ilave, vücudun tekrar hatırlaması, tekrar öğrenmesi için gereken dozu 3. aylar civarında yapalım, yapalım dedik. Dedim. Şimdi Biontech olduğumuzdaysa onda şöyle bir özellik var. Şu yükselme şuradan sonra biraz daha belirgin oluyor. İkinci dozu yaptığımızda da şöyle bir değer şu geliyor. Şu anda Biontech'ten mi bahsediyoruz? Bu da Biontech olsun. Olur mu? Tamam. Şu Sinovac olsun, bu da Biontech olsun. Tamam. Biontech'te şu süre, şu süre yani delta için olan süre, İsrail'deki bilimsel veriler ve matematikle düzeylerine bakarak değerlendirdiğimizde aşağı yukarı 8 ay gibi görünüyor. 8-9 ay gibi. Şöyle bir süre. O zaman şunu diyebilir miyiz? İki doz Biontech aşısı olduysak, 8-9 ay sonra bizim bir üçüncü doza ihtiyacımız var. Var demek oluyor. Var. Sinovac'ta bu süre 3-4 aydı. Hmm. BioNTech'te bu süre 8-9 ay. Peki ediliyoruz. şimdi diyelim ki üçüncü dozu olduk. <laughs> Şimdi üçüncü dozda ne oluyor dersek orada da şöyle bir şey oluyor Sinovac'taki veri. Hangi aşıya olduysak olalım mı? İki doz Sinovac olduk bir Biontech olduk fark ediyor mu? Çok fark Onda bir miktar fark var ama onu daha evet. tam ölçüp de bilimsel olarak kanıtlamış değiliz. Evet. Hocam editörlerim beni çok zorluyorlar. Bununla ilgili tam olarak halkımızdan WhatsApp soruları da varmış. Onları da alıp üzerine ekleyerek Olur, devam lütfen. edelim mi lütfen? Tabii ki. Buyurun alalım sorularımızı. Merhaba hocam. Ee, i̇ki tane Biontech aşısı oldum. Üçüncü aşı gerekiyor mu? Gerekiyorsa ne zaman gerekiyor? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. İşte buradaki evet. şeye baktığımız zaman belki evet. onu açıklamak biraz... Buradaki rakamlar yanlış şöyle söyleyeyim. Tarih ve ay olarak bilimsel verilere dayanıyor ama buradaki çizim açıkça bir açıklama çizimi. Tam şey olmadığını da söyleyeyim. Tamam. Böyle baktığımız zaman iki doz biyonteki olduysak delta varyantı için bile olsa en az 8 ay kadar. Diğer tür içinse normal huam ve... Eski İngiltere varyantı için konuşacak olursak da onun için de 12 aya kadar koruyucu olduğunu söylemek lazım. Yani bugünkü bilgilerimizde bizim en erken 8 ay 9 ay sonrasında iki doz biyon tekliysek 3. doza ihtiyacımız, i̇htiyacımız olacak gibi olacak. görünüyor. Ama diyelim ki karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. E, evet. Çok kalabalık ortamda veya Sürekli, sağlık mesela. personelisiniz o zaman belki bu süreyi 6 aya çekilebilir. 8 ay değil de 6, 6 ay sonrasında. olabilir. Ama ideali şu anki bilgilerimiz sanki 8 ay gibi görünüyor. Peki bir WhatsApp sorumuz daha var. Onu da alalım hemen yeri gelmişken. Buyurun. Merhaba hocam. İyi günler. Ben şimdiye kadar iki sinema aşısı oldum. Akabinde bir de bir, bir yöntek oldum. Yaşım gereği dördüncü aşıyı olmam gerekir mi? Bence dördüncü dozda. Çok güzel bir soru. Önemli şimdi bir soru. bugünkü bilgimizi hemen öyle söyleyeyim. Şimdi bugün konuştuklarımızın hepsi aslında bugünkü bilgilerimizle. Onu da altını çizelim ve delta'yı düşündüğümüz zaman. Şöyle diyelim. Diyelim ki şimdi ben iki doz Sinovac'a Sinovac oldum. oldum ve 3-4 ay sonrasında da veya 5-6 ay sonrasında da bir doz daha Sinovac oldum diyelim ki. Böyle bir durumda vücudumuzun verdiği cevap bakın ikinci dozda nasıl böyle bir artış yapmıştı hatırlatma dozundaki artışı şu şekilde oluyor hmm. yani çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Oluyor çok daha yüksek seviyelerde koruyuculuk oluşturuyor. Hatırlayıp hepsi üçü birden birleşip yükseliyor bir, aslında. Anladım. aslında öyle diyelim. Çünkü vücut belli evet. bir eğitimi almıştı. Zaten çarpma toplamayı öğrenmişti. Siz ona bir de ara ara şöyle ki çalışması için araştırma soruları veriyorsunuz. Biraz pekiştirme soruları veriyorsunuz. Artık iyice otutturuyor. Ve böyle bir cevap elde ediyor. Ve bugünkü gördüğümüz kadarıyla bu ulaşılan değer şu anda çok yüksek. Ve koruyuculuğu da çok yüksek. Ve bu en az en az tahminimizle bir yıla kadar sanki dokuz ayla bir yıla kadar koruyacak gibi görünüyor. görünüyor. O nedenle de dördüncü doza hemen ihtiyacımız yok. Evet. Bu ister iki doz Sinovac sonrasında olmuş Biontech olsun, olsun ister iki doz Sinovac sonrasında gene Sinovac olsun. Her ikisinde de böyle. Şimdi Biontech için bizim ülkemizin verisi daha yok. Yani iki doz Biontech olmuş birisine üçüncü doz Biontech verisi yok. Ama yurt dışındaki verilere baktığımız zaman iki doz Biontech olmuş birisine siz Rapel aşı yaptığınızda orada bir 3 katlık artış var. Yani inaktifteki kadar böyle hatırlayıcı cevap değil ama gene çok yüksek bir cevap oluşuyor. Onu da söyleyeyim. Yani gene 3. doz Biontech'te de bir 3 katlık bir artışı, artışı sağlıyor gibi sağlıyor. görünüyor. Ama inaktif aşının sanki o artışı. Daha belirgin gibi şu anda. Mutasyonlara karşı peki bu aşıların etkisiz olma ihtimalini öngörüyor musunuz önümüzdeki dönemlerde? Bugünkü, mutasyon iyi bir şey mi aslında? Biz salgının en başından beri hocam şey şey konuşuyoruz ya iyi yönde tabi tabi iyi yönde mutasyona uğrarsa bu virüs alacak başına gidecek diyorduk şimdi, ama bir türlü iyisini göremedik şimdi, hep daha kötü daha bulaşıcı. Tabii şöyle bir şey var normal şartlarda virüs açıkçası özellikle koronavirüsler çok sık mutasyon geçiriyorlar çok sık derken de bizim bildiğimiz koronavirüs ailesinin eğer bir ay boyunca aynı kişi de çoğalıyorsa, yaklaşık olarak yüze yakın mutasyon geçirmesini bekliyorduk. Bu virüs gene çok mutasyon geçiriyor ama bu sayı 2 ila 4. Hmm. biraz daha az. O nedenle de hatırlarsak SARS da, MERS de çok daha erken kaybolmuşlardı mutasyonlarla hmm. ve kayıp şeylerle. Ama bu virüs dikkat edersek bir de çok fazla yayıldı. Dünyada çok fazla çok, kişi de var. Çok. O nedenle de. Evet mutasyonlar genellikle bizim için avantajlıdır, virüs için dezavantajlıdır ama bazı mutasyonlar 100 taneden belki bir tanesi virüs için avantajlı olabiliyor. Şimdi bu kadar yaygın olduğu için de genellikle onlara denk geliyor gibi görünüyoruz şu anda. Delta varyantı mesela virüs açısından avantajlı. Şöyle de bir bilgimiz var. Neden hocam böyle bir şey söylediniz? Çünkü daha az sayıda yeni ev bulabiliyor. Yeni bir konağa. Daha az sayıda atıldığında bile ki çok daha fazla sayıda atılıyor, benden çok daha az da sayıda çıkıyor. Ama benden çıktığında bile, mesela çok uzun süre aynı ortamda kalsak, mesela benim yakın dönem testim ve aşı dozlarım tam olduğu için negatif olduğumu da biliyorum. Yakın dönem testim var ama diyelim ki biz bir saat boyunca bu mesafeden ben konuşuyorum, Özge Hanıma bile mesela bu virüs bulaşabilir. O kadar. Tabii ama çünkü şöyle, kapalı bir mekanda havalandırma olmadığını Şimdi bizim havalandırma şansımız var, o bir avantajımız. Hı hı. Ben aşılıyım testim negatif, Özgür açıldı testine yani onları biliyoruz. Ama ona ama. rağmen mesela diyelim ki biz bir saat boyunca bu mesafeden ben, zaten ben aradı, sürekli... Ben Evet. Özgür Hanım'a kadar gidebiliyor. Gidebilir. Bir saat boyunca ama mesela bu süre yarım saat olsaydı ona ulaşma şansı ulaşma yoktu. Şans. Onun için de kapalı mekanlarda bulunduğumuz süre de çok önemli. Hmm. Yani bu süreleri mümkün olduğu kadar kısa tutalım. Mümkün olduğu kadar mesela şey toplu taşımalar bir risktir mesela evet. ama içinde konuşmuyorsak Evet. Risk çok 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 azalır. Biz burada habere zaten partikül saçıyoruz. İstesek de beraber. istemesek de. Evet. Peki e, koronavirüsün C1.2 mutasyonun haberimiz var. Dilerseniz ona bakalım hocam. Koronavirüs salgınında Delta ve Delta Plus varyantlarının ardından Afrika'da ortaya çıkan yeni bir mutasyon tedirgin etti. C.1.2 adı verilen ve olağanüstü şekilde mutasyona uğrayan virüsün bulaşıcılığı da yüksek. Bilim insanlarının çalışmalarına göre C.1.2 varyantının mutasyon oranı yılda 41.8 olarak tespit edildi. Normaldeki mutasyon oranın iki katına sahip olan bu virüs şimdiye kadar 7 ülkede görüldü. Hep Türkiye'yi konuşuyoruz ama dünyadaki son durum ne hocam? Şimdi açıkçası bu mutasyon belki de mu mutasyonu olarak isimlendirmişti. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir evet, e, evet. isimle de kullandı. Onun C1. haberi de gelsin. Evet. c 1 ilk şimdi önce iyi tarafları söyleyelim mi? Tamam. Şimdi iyi tarafı şu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hep olumlu tarafıyla bakalım. Biz ama olumsuzluklar içinde bütün önlemlerimizi alalım. alalım. Şimdi olumlu tarafı ne? Olumlu tarafı bizim ilk defa bu virüsü takip ettiğimiz yani gördüğümüz, öğrendiğimiz tarih Ocak ayı. Hı, hı. Ocak ayında Kolombiya'da ilk defa gösterildi ve Ocak ayından itibaren de takip ediliyor. Ve bakıldığı zaman şimdi mesela Kolombiya'daki verilere bakacak olursak aşağı yukarı orada tüm virüs grubunun içerisinde %39'unu oluşturuyor. Şimdi Ocak ayı, Eylül ayı ve %39'una gelmiş vaziyette. Bir küçük değerlendirme hemen mesela İngiltere varyantı için yapalım. Tamam. İngiltere'nin güneyinde ortaya çıkmıştı ama 5 hafta içerisinde kendi bulunduğu coğrafyada %90'ına hatta önce %60'ına 6. haftanın sonunda %90'ına ulaştı. Hmm. Yani bu şunu gösteriyordu. Çok daha kolay bulaşıyor ve hakim hale geliyor. Evet. Öne çıkıyor. Kolombiya'daki veriye baktığımız zaman Ocak'tan Eylül'e diye baktığımızda %39'u. Demek ki ön plana çok çıkamıyor. Bu da şunu gösteriyor. Diğer varyant kadar yani en azından delta kadar çok kolay bulaşmadığının bir işareti gibi değerlendirebiliriz. Bu bizim için bir avantaj. Olumlu pencereden bakıyoruz. Olumlu pencereden baktık. Peki. Dezavantajlı tarafı, dezavantajlı tarafı şu. Yapı olarak biraz önce Sıçağlı senin çok güzel söylediğin gibi Afrika'daki, Güney Afrika'daki mutasyona benziyor yapısı. Hmm. Bu da şunu gösteriyor. Bizim antikor oluşturduğumuz, Virüsü tanımak için kullandığımız kısımda değişiklik var. Hmm. O değişiklik de bizim bugün için aşıyla ürettiğimiz antikorlar acaba daha az etkili olabilir mi sorusunu Onlara getiriyor. Onlara karşı bizi koruyabilir mi sorusunu. Yani bizim bir, de aklımıza ha, getiriyor. Yani veya şöyle söyleyeyim bizim buradaki çizdiğimiz çizgide evet, o evet. sınırı daha yukarı çeker mi sorusunu akla getiriyor. Çünkü Güney Afrika varyantının bu değeri biraz daha yukarı çektiğini biliyoruz. Hmm. Ama burada da bir noktayı değerlendirelim. Mesela Güney Afrika varyantı daha yukarı çektiğinde AstraZeneca'nın aşısını yani öyle söyleyelim İngiltere'de ağırlıklı kullanılan bir dönem Avrupa'da da kullanılan aşının etkinliğini çok azaltmıştı. Ee, diğer taraftan baktığımızda Johnson Johnson aşısının etkinliğinde bir miktar azalmaya neden olmuştu. Emre Yena'da da küçük bir miktarda azalmaya neden oldu. Yani hı hı. tamamen etkisizliğe de neden olmadı. Bunlar da belki avantajı ama gene de aşıdan kaçabilmek gibi bir şansı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü de o nedenle dedi ki dikkatli davranın. Bunu takip edin, değişiklikleri izleyin. Yani şu anda sıkı gözlem altında tutulması gereken bir virüs olarak değerlendirdi. Bunun Mu'dan temen, mı bahsediyoruz hocam? Mu'dan bahsediyoruz. E, ee, Mu'dan korkuyor muyuz hocam? Şimdi şu anda çok korkmayalım ama şöyle korkmayalım derken önlem alalım, dikkatli davranalım ve ona yönelik olarak da açıkçası tüm önlemlerimize sıkı sıkıya devam edelim. Mesela Türkiye bazı ülkelerden gelen vatandaşlar için veya gelen kişiler için karantina uygulaması, bazı ülkelerden girişe direkt izin vermeme gibi bir uygulama yapıyor. Büyük olasılıkla Muğ'daki değerleri takip ederek buna yönelik de karar alacaktır. Çünkü baktığımızda şu anda Ekvator'da çok fazla, e, Avrupa'da Kolombiya'da da vakalar varmış. O, işte. İşte Kolombiya'da da mesela yüzde 13'ü ama İngiltere'de 30 civarında. Evet. Yani bireysel olarak tespit edilmiş 30 tane Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da da tek tük vakalar şeklinde. Amerika'da da bildiğim kadarıyla son rakam değişmiştir tabii. Çünkü günlük de değişebiliyor ama gene 7 ile 8 de anılacak sayılarda. Mutasyonlar tamamen %100 doğal yolla mı e, mutasyona uğrayıp evriliyorlar hocam onu onu da şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi mesela Özgür Hanım çok güzel tarif yapıyor, yemek yapacak. Ben onu seyrediyorum ve ama not almadım. Herhangi bir şey yapmadım. Tamam. Ve onun da yaptıklarını da evde ben yapabilir zaten çalış. ben beceremem de eşimden rica ettiğimi düşünelim. Onun yapmaya çalıştı. Şimdi gördüğümü ne kadar yansıtabilirim? Ne kadar Özgül Hanım kadar olabilir Mutlaka bir eksikliği, bir bir i̇şte, şeyisi, bir tadı kaybı vardır. Vardır. İşte mutasyon böyle bir şey. Bu virüste de problem evet. şu. Benim gibi aslında bu kendisini çoğaltırken şey yapmıyor, not almıyor. Anladım. Tekrar geriye dönüp kontrol etmiyor. Benzerlerini sağa sola bırakıyor. B aynen şey öyle. Diyorsun. Çünkü aralarda hata yapar. Çok hızlı çoğalıyor. Çoğalırken de hatalar yapabiliyor. Ve bu hataları geri dönüp düzeltmiyor. Mesela bizim kendi hücrelerimiz mesela hataları düzeltir pek çok mikroorganizma hatalı olduğu noktaya geri döner onu düzelterek yaşamına devam eder. Ama hocam teknik olarak kendi varyantlarını yaparken eksiklikler olduğu için yemeği tam yani tadında yapamadığı için aslında yavaş yavaş kaybolmaya i̇şte başlaması i̇şte aynen lazım. öyle normalde de mutasyonlar bizim için böyle bir avantaj sağlayıp bunun kaybolması gerekiyor. Biz henüz böyle bir avantaj gördük mü? Mi? Bir miktarda Olumlu pencereden Tabii, bakarsak. bir miktarda görüyoruz şöyle görüyoruz çünkü dikkat edersek. Evet delta varyantı artık kime hale geldi ama diğerleri azaldı. Veya onun karşısında azalıyor. Belki de şöyle söyleyelim önümüzdeki dönem içerisindeki delta varyantını değerlendirirken de çünkü baktığımız zaman şöyle bir veri var elimizde. İskoçya diyor ki delta varyantı biraz daha ölümcül. İngiltere'de bir çalışma diyor ki delta varyantı ama diğer çalışmalara baktığımızda sanki delta varyantı e, ölümcüllüğü çok yüksek olmayabilir gibi. Bunu kesin söyleyecek kadar değiliz. Yani bundan sonraki varyant belki kolay bulaşabilir ama evet. daha az ölümcül olabilir. Anladım. Hepsinin farklı karakterleri Karakter, var aslında diyebiliyoruz. Delta'nın çocuklar üzerindeki etkileriyle alakalı dünyadan da haberler geliyordu. Onu da bir soracağım hocam. Daha bulaşıcı oluyor çocuklarda işte eskisi gibi koronavirüs gibi değil diye. Onu da soracağım. Bir e, zannedersen WhatsApp sorumuz var. Buyurun. Merhabalar. Ee, benim eşim 4 ay önce Covid hastalığı geçirdi. Ama hala sırt ağrısı devam ediyor. Bu normal midir? Bir de e, aşısı yeni oldu. Sinovac oldu. Acaba Biontech olsa daha mı iyi olurdu? Onu merak ediyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Biontech ülkemize geldikten sonra Sinovac olanlar pişman ama aslında ne kadar önemli bir döneme atlattılar. Yani herkesin kafasında sanki Biontech çok daha iyi, çok daha koruyucu. Sinovac işte mecbur kaldık da yaptırdık gibi bir psikoloji var aslında. Bence öyle düşünmeyelim, şöyle düşünelim. Şimdi Şöyle ki bir on tek aşısı, emreny aşısı daha güçlü bir aşı. Hı hı. Bunu kabul edelim. Yani biraz önce açıkçası çizerken de şöyle söyledik. Evet. Gü daha yüksek antikor seviyesi de oluşturuyor hı. erken de önemli. Böyle de bir avantaj var ve birinci dozdan sonra da mesela 14 gün sonra koruması hafif de olsa başlıyor. Hı hı. İnaktif aşı, Sinovac aşısına baktığımız zaman onun da ancak koruması ikinci dozdan sonra başlıyor. Hı hı. Ve bir miktar daha düşük cevap oluşturuyor ama ölüm diye, yoğun bakıma yatma diye baktığımızda iki aşının da koruması çok yüksek. Çok yüksek. Ancak hastalık semptomu veya hastaneye gitme dediğimiz zaman Biontech'in avantajı ön plana çıkıyor. Evet, evet, Böyle bir avantaj var. Ama onun da şöyle bir şey var. Mesela Biontech daha güçlü cevap oluşturduğu için de uygulandıktan sonra da mesela ateş gibi, halsizlik gibi, ağrı gibi şikayetlere daha fazla neden olabiliyor. Çünkü hmm. daha güçlü bir yanıt oluştururken de bir yandan böyle, da bizi de tabii bir zorluyor. yandan da böyle bir şeyi de olabiliyor. Şimdi bunlara bakarak karar vermek lazım. Burada avantajlı olduğumuz nokta şu. Üçüncü dozdan sonra bakarsak her iki tarafta da açıkçası iki doz Biontech veya 3 doz Sinovac ve 2 doz Sinovac artı bir, bir doz Biontech'te çok yüksek koruyuculuğu, koruyuculuğu var. Bunlar yapıyoruz. avantaj. Hastalık geçirmek şöyle bir şeyimiz var. Biraz biliyoruz ya bazı şeyleri yeni yeni öğreniyoruz. Koronavirüs bu, bu koronavirüs biraz farklı davrandı ve mesela bundan belki bir, bir müddet önce söylediklerimiz biraz daha bugün farklı da olabiliyor. Belki yarın da farklı olabilir. Şimdi hastalığı çok hafif geçirenlerin antikor seviyesi düşük. Korunmaları da büyük olasılıkla düşük hastalık ile beraber geçirenlerin ağır geçirenlerse evet, evet, korunuyorlar. Evet. Ve arkasından da bir doz aşı olduklarında da korunmaları çok daha iyi hale geliyor. Yani hastalığı geçirmeyi şöyle düşünelim. 2 doz Sinovac olmak gibi arkasından da bir doz daha Sinovac veya Biontech olursak çok iyi korunur hale geliyoruz. Bence çok uygun olmuş. Yalnız sayın dinleyicimizin çok güzel bir tespiti vardı. Aylar önce dedi geçirdi ama sırt ağrısı devam ediyor. Mesela? Şimdi koronavirüsün böyle bir problemi var. Uzun koronavirüs denili veya uzun semptomları denilen semptomlara neden olabiliyor. halsizlik isteksizlik, mutsuzluk gibi. Tat, koku kaybı vesaire. De Bun, mesela bunlar hafif tarafı. Mesela. Tat, koku kaybı ortası diyebiliriz ama hafıza kaybı, matematik evet. işlemlerindeki kayıplar gibi ciddi, çok çabuk yorulmak veya normal fonksiyonlarını görememek gibi çok ciddi, uzun etkileri de olabiliyor. Yani hastalık aslında sadece bizim gördüğümüz o 14-20 günlük periyodu değil. Çıkan Ondan sonuç sonra, negatif değil yani. Ya arkasından devam da çünkü ediyor. uzamış devam eden, Covid. Evet, o nedenle de uzamış Covid tablosunu da düşündüğümüz zaman bizim aşının ne kadar kıymetli ve etkili olduğunu bir kere daha anladığımızı görüyoruz. Geçecek mi peki yaşanan sırt ağrıları, ağrıları, tat koku kayıpları Şimdi, tamamen geçecek şöyle, mi? Şöyle tat koku kayıplarına baktığımız zaman 100, eğer e, genellikle büyük kısmı ilk 2 ila 3 hafta içerisinde düzeliyor. Yüzde %90'ından fazlası da 6 ayda düzelmiş oluyor. Evet, Ama belki bu kalan %10'luk kısmı bir yılda düzelecek belki bir biraz kalacak onu daha yeni yeni öğreniyoruz. Sırt ağrılarının devam etmesi orada hala bir yangının olduğunu bize düşündürmeli mi? Testimiz negatif çıksa bile. Şimdi o açıkçası yangıdan ziyade ya tam olan. olarak mekanizmasını veya neden olduğunu, nasıl olduğunu, neden böyle bir ağrının devam ettiğini henüz tam bilmiyoruz. Tabii. Belki de belki de mesela biraz önce akademik fonksiyonlar sinir ve beyni etkileyebiliyor demiştik. Belki de o yangıdan ziyade sinirlerin etkilenmesiyle ağrıyı biz hissediyoruz. Olabiliriz. Öyle de olabilir. Ya yeni yaşadığımız için Tıpkı, aslında pek işte çok şey yeni öğreniyoruz. Evet, yeni yeni öğreniyoruz. Bir e telefonumuz var Fatoş Hanım hattımızda. Günaydın Fatoş Hanım, hoş geldiniz yeğenimize. İyi günler efendim. Programınız için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Benim sormak istediğim soru kısaca şuydu. Gerçi çok izah edildi ama Buyurun. biz ikisine bak olduk yaş itibariyle. Evet. Sonra bir olduk. Şimdi tabii ki biz sizlerin sözü önemli ama tek aşımı gibi mi olmuşuk acaba. Hani buna bile yalan ne yapar işte bazen kayıp ne bileyim çok ağır hasta oldu iki kilo bak bir biyontekle. Tabii kulağımızı sağ ediyoruz sizlerin bilgisi önemli. Ama insanın hani bir daha mamalı bozulmuyor değil tabii. Biz hani ne imkan verildiyse yapıyoruz hala. Hani, acaba bize şey bu yeterli mi değil mi? Bir de acaba bu mecburiyeti konulamaz mı? Çünkü kimse takmıyor. Çok ee, teşekkür ediyorum. Fatuş abicim biz de teşekkür ediyoruz sorularınıza. Hocamızdan yanıtlarını alalım. Sayın Fatuş Hanım ben çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyelim. 2 doz Sinovac olup bir doz Biontech olduysanız siz 3 aşılı olarak gerçekten çok yüksek korunuyorsunuz ve bugünkü bilgilerimizle de 9-12 ay kadar bundan sonra 3. dozu uygulandıktan sonra da korunulur olacağınızı biliyoruz düşünüyoruz öyle söyleyeyim. Tabii zaman içerisinde belki bu süreyi 8 aya çekeriz. Belki de riske 12 aydan daha da uzun koruyabiliyor ama bugünkü bilgilerimiz onu söylüyor. Şu anda net olarak siz aşılısınız ve korunuyorsunuz. Bu bakımdan Bunu rahat olun. Ama gene de maske takmanız, gene de kendinizi koruyacak bizim önlemlerimize devam etmemiz lazım. Çünkü korunuyorsunuz derken ağır hastalıktan, evet, ölüme gitmekten sizi koruyor bu ama gene de hafif de olsa virüsü alabilir misiniz? Alabilirsiniz. İstisnai olarak bazı durumlarda bazı kişilerin yatkınlıkları vardır. Bu yatkınlıklar bazen genetik özelliklerden, anne babadan gelen özelliklerden, aileden gelen özelliklerden olur. Bazı durumlarda da bizim beraberimizde veya kazandığımız hastalıklardan dolayı olabilir. Bu durumlarda da aşının koruması biraz düşüyor olabilir. Bu nedenle siz şu anda evet aşılısınız, korunuyorsunuz ama lütfen gene de önlemlere dikkat edelim. Çevremizdekilerin maske takıyor olmasını da özellikle özen göstermeye çalışalım. Yani bu nokta çok önemli. Benim merak ettiğim hocam aslında 3 doz aşı olmuş gibi görünüyor ama Sinovac ikinci dozu olduğunda yapıldığında tam bir aşı olduğunu düşünürsek eğer o zaman bir buçuk aşılanmış olmuyor mu? Yani sonraki dozu tamamlaması Biontech'in ikinci dozunu tamamlaması gerekmiyor mu belli Şimdi, bir zamandan sonra? E, şu orada da şöyle bir değer söylüyor yani yarım çünkü şu an bizim. Biontech yer, öyle ama öyle düşünmeyin neden? Nasıl düşünelim? Çünkü vücut gördü, öğrendi. Tamam. Şimdi belli bir miktar eğitimini aldı. Biraz unutmuş olabiliyor. Ama arada siz hatırlattığınız anda çok ciddi anlamda onu hemen tekrar bisiklete binmek gibi. Çağla şimdi bisiklete binmeyi öğrendikten sonra yıllarca binmesen evet. biraz bindiğinde bocalar mısın? Evet ama bisiklet aynı bisiklet olabilir. Sinovac'la Biontech aynı içerikli ama, aşı değil ya. Ama şöyle şöyle söyleyeyim bizim şimdi Sinovac'ın içerisinde virüsü ölü olarak tamamı var. Evet. Biontech aşısının içerisinde de o virüsün bizde asıl tanındığı sadece diyelim ki yüz kısmı var. Var. Ama Sinovac'ın içinde yüz kısmı artı beden kısmı da vardı. Hmm. O nedenle de şimdi soruyu tersten soruyor olsak Biontech 2 doz sonrasında veya bir doz Biontech sonrasında bir doz Sinovac yapsam yeterli olur mu? İşte o olmaz yarım olabilir. Emin olamayız. Hmm, Ama anladım. Artık Sinovac'ta tanınmış olduğu Sinovac bir hatırlatma çünkü bir ontek aşısı sino, olarak. Şöyle Sinovac'ta biz ölü olarak bütün bedenini verdik vücudu şeyi tamam virüsün. Evet, evet. Başını, gövdesini. Hepsi var. Ama mRNA aşısında sadece baş kısmını veriyoruz. Şöyle bir aynayla yüzünü gösteriyoruz Gö belki. Evet. Çok O yalnız. nedenle aradaki fark biraz böyle. Hmm. Onun için de eğer öncesindeki Sinovac olduysa arkasından yüzünü gösterdiğimiz anda onu çok ciddi hatırlıyor ve devam ediyor. Ve devam ediyor? korumaya. Yani yüksek Yükselerek hatta da evet. diyebiliyoruz. Sokağın ağzını tuttuk. Sizlere sorduk. Aşı oldunuz mu? Kaç doz aşı oldunuz? Yan etkilerini gördünüz mü diye. Bakın nasıl cevaplar aldık. Buyurun. Aşı oldunuz mu? Evet aşı oldum. İki dozumu da oldum. Şarkı. Herhangi bir yan etki hissettiniz mi? Yan etkisi çok hafif bir ateş yaptı. Onun haricinde bir sıkıntım olmadı. Kolu vardı ama onun haricinde hiçbir sıkıntım olmadı. Hangi aşılar oldu? Biontech. İki doz Biontech oldum. Yani benim annem babam üçüncü dozu da oldular. Eğer çıkarsa ben de olmayı düşünüyorum. Yani bence de herkes aşı olmalı. İki doz Biontech oldum, ee, hiç zararını görmedim gibi bir şey. Bir kol ağrısı oldu, ee, onun dışında hiçbir sorun olmadı. Ee, annemler 3 doz Sinevac olmasına rağmen e, koronavirüs geçirdiler ama sadece e, tat ve koku almaları gittiği için e, anladılar Covid olduklarını. Onun dışında gayet iyi geçirdiler. Hiçbir şeyleri olmadı desem yeridir yani. Çok şükür bitti karantinaları da. Ben Biontech aşısı oldum. Ee, yan etkilerini sadece ilk üç günü oldu bende. Ondan sonrasında bir şey hissetmedim ama tabii ki şu an yaşadığım rahatsızlıkların sonucu ondan mı bilemiyorum ama oldum ve mutluyum. Ne gibi rahatsızlıklar? Yani bedende biraz sıkıntılar oluyor, yorgunluk oluyor ama ona bağlı mıdır bilemiyorum tabii ki. <laughs> Kaç doz oldunuz? İki doz oldum. Gerekli görülürse devlet tarafından benim için de iyi olacaksa sevgiyle yaparım. Benim için de iyi olacak. Çok ne güzel. Aslında tabii aşı şöyle. Öncelikle bizim için ama bir büyük avantaj da toplum için ve özellikle de çocuklarımız için. O nedenle aşı olma. Evet. olmaya... Bir şeye dikkat ettik mi? Dikkat ederseniz dedi ki ben de hiçbir şey olmadı. Biz ateş yapar diyoruz ama şöyle söyleyeyim. Mesela 100 kişiye Biontech aşısı olsa onun da ateş oluyor. Evet, yani evet. herkes ateş olacak diye beklemeyelim. Ya hocam o kadar güzel hatırlıyorum ki çocuklarımızla aşı yaptırdığımız e, evet. zaman bu gece biraz ateş çıkabilir denirdi. Ya çıkardı ya da Çık. hiç çıkmazdı. Aynen öyle mesela. burada da Aynı mesela şey ateş aslında. olur diyoruz da ya olur olmam Olmayan olası da, da, da aslında olmam olası da daha yüksek. Evet. Kolda ağrı 100 kişinin 30'unda oluyor hı hı. ama 70'ine bakarsak aslında olmuyor. Kolda ağrı olmasının sebebi iğnenin girişiyle oradaki asıl, kas dokusuyla evet. alakalı olduğunu isterseniz buradan bir anlatalım. Benim kolum inanılmaz ağrıdı falan diye insanlar böyle bir panik yapıyorlar ama Hocam yani şimdi anladın. ciddi kısmı şöyle söyleyeyim. Sonuç olarak vücuda bir iğne sokuyorsunuz. Yani bu iyi şey aşıdı ki başka bir şey de enjekte edecek olsak bu bir antibiyotik de olsa bir başka bir ilaç da olsa aynı ağrı olacak. Çünkü vücut kendi bütünlüğünü orada korumaya çalışıyor ve siz bunu herhangi bir şekilde iğneyi boş iğneyle batırsanız bir miktar cevap verir mesela boş iğneyi tabii. bile batırsanız orada bir miktar kızarıklık bir miktar e bir ağrı bir bir ağrı şey olur, olur. şimdi bu her zaman o anlama gelmiyor A, tabii biraz da şöyle bizim tanıtmak için oraya mikroorganizmanın ya tamamen ölüsünü ya da bir kısmını gösterecek şekilde bilgiyi verdiğimiz için oradaki cevap da bunu kolaylaştırıyor ama o da ne zaman oluyor ertesi gün biraz ağrı biraz evet, daha evet. belki kızarıklık şeklinde oluyor olabiliyor ee, bir bu arada e, aşının e, Yan etkileri farklı mı? İki aşı'nın yan etkileri farklı mı? Veya yan etkileriyle karşılaştığımızda neler yapabiliriz? Az sonra hocamız anlatıyor olacak ama bir telefonumuz daha var zannedersem. Onu da alalım. Senem Hanım günaydın. Günaydın merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Ben de kendi adıma sizin bilgilerinizden faydalanmak istedim. Teşekkür ederim. Şöyle ediyoruz. hocamıza bir soru sormak istiyorum. Ben 40 yaşındayım. Aşı olmadım şu ana kadar. Tamam. Olmama sebebimde kimyasal madde alerjim var. Kimyasal madde alerjim derken saç boyası yapamıyorum, Rimel kullanamıyorum. İşte geçici dövme yaptırdığım zaman kabarmalar oluyor vücudumda. E, aşı tercihi hep bana bırakıldı. Ben de korktuğum için olmadım. Ama şöyle bir durumda vakaları gördüğümüz zaman giderek arttığında ben e, 18 aydır tam izole bir hayat yaşıyorum. Çocuklarımı denize bile götürmedim, parka götürmedim. E onlara baktıkça da üzülüyorum. Artık hani bunun bir yolunu bulmam gerektiğini düşünüyorum. Ve sizin son noktayı sizin koymanızı istiyorum. Hocamızın koymasını istiyorum. Tamam. Aşı şimdi. olmalı mıyım? Kim yapsam maden işte olanlar aşı olabilir mi? Olabilir mi ya da hangi aşı olmalı diye cevabınızı e, reklamlardan sonra alalım mı hocam? Peki, bir aradan sonra birlikteyiz buyurun. çalla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Ateş Kara hocamız bizlerle birlikte. Az önceki soruyu dilerseniz birlikte hatırlayalım. Senem Hanım bizi aramıştı. 40 yaşındayım. Henüz aşı olmadım. Kimyasallara karşı alerjim var. E, evimdeyim. Günlerdir çıkamıyorum. Çocuğumu parka dahi götüremiyorum dedi. Aşı olmalı mıyım? Olacaksam hangisini olmalıyım? Sorusu. Şimdi önce çok basit tarafından söyle hemen cevap vereyim. Aşı olmalı. Yani olabilir. Yani öncelikle olmalı ve olabilir. Tamam. Onu söyleyelim. Neden? Şimdi bazen açıkçası vücudumuz gerçekten kimyasallara reaksiyon verebilir. Bu alerji de olabilir, alerji dışındaki reaksiyonlar da olabilir. Ama bunu bir alerji uzmanımızın değerlendirmesinde çok büyük bir fayda var. Hı hı. Şimdi ilk demiştik ya bilgiler sürekli değişiyor diye. Evet. İlk çıktığı zaman da şöyle bir tedirginliğimiz olmuştu bizim. Aralık ayında, Ocak ayında özellikle aşılar uygulanırken sanki alerjik reaksiyonları biraz fazla oluyor gibi görmüştük. Ama ondan sonrasında baktığımız zaman korktuğumuz kadar fazla olmadığını gördük ve arttı. Alerjik reaksiyonlu olanların da diyelim ki var, aşı uygulandığı zaman çok büyük problem yaşamadıklarını gördük. Evet. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı aşıların içerisinde şimdi bu tip kimyasallar yok. Bunlar her bakımdan test edilirler, araştırılırlar ve ondan sonra ancak kullanıma, hayli bir de bizim ülkemizde aşılar geldikten sonra tekrar test ediliyor. Tabii. Ve bunların olmadığından eminiz. O bakımda bir miktar bazı farklı... Açıkçası destekleyiciler olabiliyor veya stabilizasyonun o yani uzun dönem aşının etkili kalmasını sağlayabilecek için ürünler konulabiliyor. Ama bunlar eser miktarlarda o bakımdan da reaksiyon yaratmasını beklemiyoruz. Ama diyelim ki en kötü olasılıkla orada da şöyle bir şey aşı olduktan sonra bir saat kadar. Evet. Biz yarım saat diyoruz ama böyle çok eğer gerçekten çok reaksiyon veren birisi ise bir saat kadar sağlık kurumunda kalması kişi için eğer böyle bir reaksiyon oluyorsa da müdahale şansı veriyor çünkü ve bu müdahaleyle de tamamen önlenebilen bir durum olduğu için de e, herhangi bir sakıncası yok. Ama bir tek bilgiyi aşı olmadan önce desin ki e, Sayın evet. Senem Hanım benim böyle bir reaksiyonum var, alerji olma ihtimalim var. O nedenle de e, dikkatli olalım ve bir saatte sağlık kurumunda kaldığı dönemde hiçbir riski olmadan aşıyı rahatlıkla olabilir. Olabilir. E, bu kan sulandırıcı kullanma mevzusunda da minicik girelim istiyorum. Özellikle Biontech aşısı ülkemize geldikten sonra işte kanda pıhtılaşma yapıyor diye aşıyı olmaya tedirgin olanlar oldu. Eğer bu aşıyı olacaksanız yanında mutlaka kan sulandırıcı kullanın diye de duyduk. Ne kadar doğru? Veya Şimdi, kimler kullanmalı? Veya şu grup var ki Çağla bunlar aşıya olmasınlar diyebileceğiniz bir grup var yok, mı? Aslında ben Şu, kısadan yani, bunu sorayım. Çok çok özet yani çok net olarak söyleyeyim. Öyle bir grup yok. yok. Şimdi bir dönem şöyle bir tedirginliğimiz oldu gerçekten. Çok ciddi alerjik mesela yumurta alerjisi vardır kişinin ama yumurtalı herhangi bir ürünün olduğu ortamda bulunamaz. E tabi. Yani o kadar alerjiktir evet. bu anafilaksi geçirir. Mesela veya işte diyelim ki fındık fındığın olduğu ortamda bulunamaz kişi. Hmm. Yani bırakın dokunmayı, yemeyi ye. Herhangi bir şey bulunduğu ortamda bulunamaz. O kadar alerjikler, alerjiklerin biz o kişilerin bile bu kadar yüksek alerjisi yoğunluğu alerjisi olan kişilerin bile aşıya olabileceğini ama işte gözlem altında olması gerektiğini hmm. söylemiştik. Ve daha sonrasında şunu da gördük hatta aşı olduktan sonra gene de alerjik reaksiyon olabilir mi kişinin reaksiyon olabilir mi olabilir o kişiler ikinci dozu olabiliyorlar kontrol altında onu bile bildiğimiz için artık evet, rahatlıkla evet. bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Aşı olmaması gereken şu kişi aşı olmasın diyeceğimiz kimse yok. Yok. Bir tek şu var: Hı. savunma sistemi çok iyi çalışmıyor veya çok ağır savunma sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyorsa aşı olur ama istediği kadar cevap elde edemez. Olamaz değil. Olur ama aşının cevabı. Bizim beklediğimiz istediğimiz Yükseklik kadar olmaz. Yükseklikte bir antikor oluşturamaz. Aha, oluşturamaz. Antikor, e, aşı olacağımız gün kendimizi iyi hissetmemiz, dinç hissetmemiz, e, yorgun olmamız veya olmamamızla alakalı bir şey var mı? Ben eğer yorgunsam o gün kendimi halsiz hissediyorsam aşı oldum benim antikorum daha az üretilir gibi bir şey ya, var mı? Bunu genel olarak söyleyeceksek hayır hiç böyle bir şey yok. Ama diyelim ki çok bilimsel bir toplantıdayız. iki doktor arkadaş ve bu konunun uzmanı tartışıyoruz. Şöyle iddialar var aşıdan önceki gün çok iyi uyuduysanız cevabınız biraz daha iyi oluyor. Gibi iddialar var hı. ama bunlar iddia yani bunu evet, o bakımdan bir şey böyle yok. bir şey yok. Aşı için kendimizi iyi hissediyorsak herhangi bir sağlık problemimiz yoksa hı hı. aşı olabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim krib, klasik olarak biz hep şöyle söyleriz hastaneye yatacak kadar ağır tablosu yoksa kişinin aşı olabilir. Aşı olabilir. Rahat kan olabilir. sulandırıcı. Kan sulandırıcıya gelelim şimdi böyle iddialar oldu ama bugünkü verilerimiz ve bilimsel veriler şunu gösteriyor bu aşı için böyle bir ilaç uygulamasına veya bir başka için böyle bir e, kan sulandırıcı asla ve asla gerek yok. Ama Korona'nın kendisi, hastalık, Covid hastalığı evet. çok ciddi anlamda böyle riskler taşıyor. Mesela oralarda ya, kullanmak gerekli. Kesinlikle. Onu konuşmamız gerekiyor aslında, değil mi? Aşı'nın. Evet, yani yan hiç aşıdan çok... ziyade, yani burada asıl önemli olan o. Mesela biz diyoruz ki halsizlik, yorgunluk. Hı hı. Mesela korona geçiren bir kişi aylar boyunca halsiz, ya. yorgun, merdiven veya işte birinci katı çıkamayacak kadar kendini halsiz ve yorgun hissedebiliyor. Aşınlığı. Aşıdan sonra diyelim ki yorgunluk işte. 100 kişinin belki üçünde ki? beşinde olacak evet. ama o da bir gün kadar sürüyor. Öbür tarafta bir kişi bir kat merdiveni neredeyse aylar boyunca çıkamayabiliyor. Peki. E, Doçent Doktor Ümit Savaşçı hocamızın bir açıklaması var. Kırmızı alarm vermeye başladık diyor kendisi. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı son 15 günde korona sayılarında 3-5 kat artış yaşandığını söylenerek e, söyleyerek kırmızı alarm vermeye başladık dedi. Hocam bu alarm zilleri gerçekten çalmaya başladı mı? Vaka sayılarını azaltmak için bir kapanma söz konusu mu? Bugün saat 16.30'da e, Fahrettin Koca'nın başkanlığında ve sizin de katılımınızda bilim kurulu toplanıyor. Olası kararlar, alınacak kararlar neler olabilir? Şimdi bunların hepsi tabii değerlendirecektir. Sayın Hocamız yani Ümit Hocamız da bu bakımdan bence doğru ve yerinde bir tespit yapıyor. Bir de şöyle düşünelim şimdi Çağla. Evet vaka sayısı gördük işte son haftalarda 16 bin, 18 binlerden 23-24 evet. binlere geldik. Artı sen çok güzel söylemiştin başta bence o noktanın altını bence bir kere daha çizelim. Senin ifade ettiğin nokta ve en önemlisi kapalı mekanlara girişimiz artacak. Tabii. Biraz daha şimdi yaz aylarının en büyük avantajımız açık alanlardaydık. Daha mesafeydi ve açık havadaydık. Şimdi çok kapalı önemli. alanlara doğru gidiyoruz, kapalı mekanlara girişimiz artacak. Bunların hepsinin risk getirme ihtimali artıyor. O nedenle de bizim açıkçası alarm durumunda olmamız gerekir. Çok ürkütücü müyüz dersek belki değiliz ama önümüzdeki dönemin rahat geçmesi için ve ben tekrar altını çiziyorum çocuklarımızın gelecekleri için bizim bugün önlem almamız şart. Bu önlem nedir? Kişisel olarak, bireysel olarak yani bugün ateş karı hareket ediyorsa maskeyle hareket edecek. Hareket ediyorsa mesafeye dikkat edecek. Aşısını mutlaka olacak. Evet. Eğer zamanı geldiyse üçüncü doz aşısını mutlaka olacak. Yani bizim bunları sağlamamız lazım. Anne babaların mutlaka evdeki çocuklar için aşılı olmaları da şart. Onu da söyleyelim. Peki şart olan bir diğer şey ise sizin fikriniz tabii ki merak ediyorum. Aşı olmayanlara gelecek olan kısıtlamalar. Bir miktar dilerseniz haberimi okuyayım üzerinize. Üzerine sizden yorumunuzu alacağım. E, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler içinde negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık, COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışıklık kabul edilen süreye göre veya azami 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yoksa bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek. Hocam sizce bu kısıtlamalar olacak mı? Yeterli olacak mı? Tam kapanma söz konusu mu? Eylül değil de Ekim ve Kasım birazcık tehlikeli görünüyor Biraz demişiniz. evet. Evet. Biraz öyle şimdi şöyle rakamlara da baktığımız zaman o döneme doğru özellikle işte kapalı ortamlara girişimizin artması Düşünürsek. rakamları düşündüğümüz zaman artırma ihtimali var. Şimdi bunlar bizim açımızdan çok ciddi risk. Öbür taraftan baktığımızda tabii bu önlemleri şöyle değerlendirelim. Ben aşımı oldum, siz aşınız oldunuz. Ama evet. bakın biz gene diyoruz ki aşı %99 korur. Veya diğer aşı içinde diyoruz ki %91,5 korur. Şimdi böyle olduğu zaman da bu evet korumada çok etkili. Ölümü önlemede %99 etkili ama %1 var. Şimdi bu yüzde bir belki genetik özelliklerle belki başka evet. nedenlerle ama o yüzde birlik kısmın görevini yapmış kendisini korumuş aşısını da olmuş evet. ama çevresindeki de aşılıysa o zaman o kişi için artık risk yok. Onu sağlayabilmenin yolu da ya çevresindeki aşılı olacak ya da testte negatif olduğunu sağlamamış lazım. Bunu işte özellikle seyahatlerde, kapalı ortamlarda, <laughs> o özellikle de bu seyahat süresi uzunsa riskin yüksek olduğunu da bildiğimiz için bu önlemlerin alınıyor olması artı avantaj sağlayacak. Artı mevsim itibariyle de bu kapalı alanlara girişimiz artacağı için de sayıyı bizim aşağıya indirecek, yayılımı azaltacak önlemler uygulamamız gerekiyor. Bu da onlardan bence bir tanesi ve yerinde de bir karar olacaktır. E, bu kararlar tabii etkili olacaktır mutlaka ama bu kararlar çıkana ve uygulanana kadar e, şehirler arası e, ulaşım sırasında farklı yöntemler deneyen vatandaşlarımız evet. da var. E, haberlerimiz gelsin dilerseniz. Eskişehir'de karantinada olması gereken bir kadın seyahat ederken denetime yakalandı. Denetim sırasında kadının kardeşinin kimliği ve HES koduyla bile bilet aldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantinaya alınan kadın kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3469 lira idari para cezasına çarptırıldı. Bir diğeri de polis trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüs durdurdu. Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrol Süreleri yapıldı. Bahtaniye altında saklanan koronalı tarım işçisinin koronavirüs PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Ve karantinaya alınmak istenince dakikalarca direndi. Hastaya ayrıca para cezası da kesildi. Bu da farklı bir psikoloji herhalde hocam. Kendisini düşünmüyor ama başkalarının en azından hayatını tehlikeye attığını düşünmesini beklemek yanlış olur diye düşünüyorum. Tabii şimdi bazen şöyle bir algımız olabiliyor yani Çağla. Şöyle bir şey var. Ben gençim bana bir şey olmaz. Aslında öyle değil. İşte son dönemlerde dikkat edersek, özellikle biz büyüklerimizi korumayı başardığımızda artık hastalık daha çok gençlerde, genç nüfuslarda görüyoruz, görüyoruz. ve özellikle de orada da kayıplar da oluyor. Hı hı. Şimdi bunu da düşündüğümüz zaman bana bir şey olmaz diye asla düşünmemek gerekiyor. Bir, iki sadece kendisi ve çevresi için değil yani toplum içinde özellikle tekrar tekrar altını çiziyoruz okullarımız için, geleceği için, evet. bu ülkenin geleceği için hepimizin artık bireysel olarak kurallara uymamız lazım. Ve ben yani şunu da değerlendirelim. Bunlar bizim zorlamayla yapmamız veya işte polis herkesi polisin kontrol etmesi veya evet. her noktada trafik kontrolünün yapılması mümkün değil. Bireysel olarak ve belki de aile içerisinde de biz birbirimizi kontrol ederek bunları sağlamamız lazım. Kendi özgürlüklerimizi Yaşamamızı istiyorsak, kısıtlamaların olmamasını istiyorsak, bireysel olarak özgürlüklerimizin sınırlarını iyi çizmemiz lazım. Evet. Mesela belki hareket sorumluluğu lazım o kişinin gitmesi gerekiyor olabilir. Gerçekten hayati bir iş veya işlem vardır ama öyle bir durumda da yetkililere başvurarak belki kolaylaştırıcı bir başka yöntem izlenebilir. Evet. Belki kendisinin aracıyla gitmesine evet. olanak yani bir çözüm olabilir. Evet ama bunu bir başkasını riske atarak veya toplumu riske atarak yapmamamız Yapmamız lazım. yapmamamız gerekiyor. E, bu arada tabii sosyal medyadan da benim e, kendi özel hesabımdan da çok fazla mesajlar geliyor ama burada okumam imkansız o yüzden lütfen e, çekinmeyin. E, lütfen bizi e, arayın, hocamıza sorularınızı iletin. Telefon numaralarımız 0212 702 42 42. E, aşı olmayanlara kısıtlamalar devam ediyor. Bir de 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser Sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında yine negatif sonuçlu PCR testi zannedersem yine 48 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Ee, bu da aslında birçok kişiyi belki de aşı konusunda kararsız olan birçok kişiyi aşı yapmaya zorlayacak kısıtlamalardan diyebilir miyiz? Belki mi? teşvik edecek diyelim. Yani şöyle ki Çok karşıt vardı hocam o yüzden. Tabii doğru yani karşıt... Ya yani karşıt olabilecek tedirginlik yaşadığımız mesela biraz önce çok güzel söylemişti. Benim kimyasallar reaksiyonlarım oluyor demişti Senem Hanım hatırlar. Tabii, 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 mesela tabii. o nedenle tedirginlik yaşıyorsa doktorlarla inandığı güvenliği sağlık personeliyle konuşarak bence doğru bilgiyi alıp aşı yönündeki tedirginliklerini kişilerin bence yenmesi lazım. Evet. Burada artık şu belki gene söyleyelim. Bugün dünyada yaklaşık olarak 5,5 milyar doz uygulandı bu aşılar. Ve 5,5 milyar doz uygulanan kişilerin ciddi bir kısmı neredeyse aşı olalı 6 ila 8 ay geçti. Ve sonuçta ki biz aşıda bir istenmeyen etki varsa genellikle ilk bir hafta içerisinde görürüz. Çok evet. çok nadiren bir ay olabilir bu. çok Nadiren iki ay gider ama bunlar zaten istisnayen etki, istenmeyen etkilerdir. Evet. Ve bu kadar süre içerisinde artık görüp öğrendiğimiz şu bu aşılar çok güvenli. Bu kadar çok da yapılıyor. Aşı yönünden güvenlik yönünden tedirginlik yaşamamız bence çok doğru değil. Çünkü korona tarafına baktığımızda oradaki herhangi bir risk binse Aşıdaki ihtimal birin altında. Bin'e bir gibi bir riskimiz çok var. Çok ciddi bir evet. Çok farklı. Yani ve aşıdaki olanlar en fazlasıyla birkaç gün sürüp düzelen ama öbür taraftaki kalıcı veya ölüm. Şimdi bin bir ölüm ve en fazlasıyla bir gün hasta yani yatakta yatmak veya iki gün isteksiz olmak, mutsuz olmak gibi düşünelim. Bin'e birdeki birin de karşılığı bu. Şimdi böyle olduğu zaman aşılar tarafında gerçekten çok güçlü verilere sahibiz çok güçlü artık elimizde silahımız, kuvvet, silahımız var, var bunu kullanalım. Bunu kullanalım. Ee, yeni bir haberimiz daha var. Hızlı testlere bir yenisi daha eklendi hocam. İddia ee, iddia 10 saniyede %99 doğruluk oranı. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen yeni antijen testiyle pozitif vakalar 10 saniye gibi bir sürede %99 doğruluk oranıyla tespit edilebiliyor. Doktor Bülent Ortaç dünyada geliştirilen pek çok Covid-19 tanı testi olduğuna işaret ederek bu testin 10 saniye gibi rekor bir sürede sonuç veren en hızlı test olduğunu söyledi. Önemli bir haber. Çok önemli. Şöyle çok önemli. Bizim bugün kullandığımız testler var. Mesela biz İlk uygulamalarda süreyi 3 saate indiren PCR test olduğunda çok büyük bir başarı dedik. Sonra bu sürelere 5 saat olduğunda evet, dakika 30 dakika, 15 dakika gibi sürelerde ve benim bilebildiğim kadarıyla Sağ ol, gerçekten doktor Ortaça teşekkür etmek lazım ve başarısını takdir etmek lazım. 10 saniye mükemmel bir süre. Müthiş, evet, çok çok kısa çok. bir süre. Çünkü bu testlerde genellikle gene de şimdi bazı durumlarda 10 saniye diyoruz, 30 saniye, 1 dakika çok farklı değil ama şimdi düşünün bunu bir kalabalık ortamda geçiş sırasında uyguladığınız 30 saniyenin 10 saniye inmesi bile çok büyük bir başarı. Bir tek şeyimiz şöyle bir değerlendirmemiz var. Bazı testler veya bazı uygulamalar laboratuvar ortamındayken yani her şeyin ideal olduğu şartlarda etkinlikleri çok yüksek olabilir. Ama gerçek yaşama geldiğimiz zaman çünkü bazen gerçek yaşamda sizin örneği alma şekliniz, testin sonucunu çok etkileyebilir. Etkiliyor değil mi? Tabii ki. Evet. Veya onun havada o kuruduğu süre bile etkileyebilir. O bakımdan bu veri bence çok kıymetli, çok güzel bir haber ama gerçek yaşamda da bunu sağladığını gördüğümüz anda ideal noktaya doğru geliyoruz anlamını da taşıyacaktır. E aslında baktığımız zaman testler konusunda da bir sürü haber duyuyoruz çevremizden de yaptırdım, iki kere yaptırdım. işte pozitif çıktı. Sonra yaptırdım negatif çıktı. Ya da işte önce tek negatif çıktı. Ne zaman sonra pozitif çıktı falan diye. Şimdi biz aldığımızı düşündüğümüz, ben bugün sizden aldığımı düşünsem, bugün test yaptırsam bu negatif çıkacaktır. Negatif. Kaç gün sonra aslında bakmalıyız? Şimdi şöyle, e, orada da gene çok enteresan tabii diyeceksiniz ki hocam siz de her şeyi böyle farklı da söyle olabileceğini söylüyorsunuz ama mesela Delta'da bu süre biraz daha kısaldı. Öncesine göre biraz daha uzundu. Mesela Delta'da neredeyse diyelim ki temas bugün olduysa birinci ikinci günde pozitiflik olabiliyor. Anladım. Ki normalde bizim beklentimiz ikinci üçüncü günlerde pozitif olması. Hı. Bir de bu virüsün enteresan bir seyri var bizim vücudumuzda. Önce bizim örnek aldığımız bölgelerde bulunabiliyor. Sonra biraz aşağıda bulunuyor. Sonra tekrar örnek aldığımız bölgeye geliyor. Hı. Şimdi... Bu o nedenle de örneği aldığımız zaman testin sonucunu etkileyebiliyor bir. Örneği alış şeklimiz testin sonucunu etkileyebiliyor iki. Ve tüm bunların sonucunda da bazen birinci test negatif çıkarken ikinci test pozitif çıkabiliyor. Hatta bazı kişilerde biz mesela çok istisnadır bu. Bu bakımdan bunu genel bir şey kabul gibi değerlendirmemek lazım ama birinci, ikinci test negatifken üçüncü testin pozitif çıktığı vakalarımız var mı? Evet var. Var. E, baktığımız zaman mesela şu anda mevsimsel farklı enfeksiyonlar da var mı diye sormak istiyorum. Çünkü diyelim ki ben bugün biraz boğazım ağrıyor, biraz burnum tıkalı. E, hemen tabii ki korona olduğumu düşünüyorum. Test yaptırıyorum ve negatif çıkıyor. Farklı enfeksiyonlar bu PCR testlerine takılmıyor anladığım kadarıyla mı? Şimdi bazı PCR testlerimiz var birden fazla etkini aynı anda tarayabiliyor ama korona için kullandığımız test şu anda sadece, sadece koronaya bakıyor. Onu ve önce korona mı değil mi diye, bizim ülkemizdeki uygulamada arkasından bu İngiltere mi değil mi, delta mı değil mi diye de basamak basamak bakarak sonuçları söylüyor. Yani varyantları tanıyabilecek olan testler farklı mı demek Yo, istiyorsunuz? Yok hayır. Değil, aynı aynı test. Çünkü şöyle, varyantlar dediğimizin açıkçası varyant bölgeleri diyelim ki işte biraz önce söylemiştik ya yüz bölgesine göre bakıyoruz ama mesela bizim testte kullandığımız göz ve kulağa bakıyor. iki noktaya bakıyor. Şu andaki varyantlarda göz ve kulakta değişiklik olmadığı için bizim klasik kullandığımız testler varyant olsun olmasın pozitif diyor. Pozitif Bir diyor. sonraki basamakta bu varyant mı değil mi diye bakıyoruz. E, testlerin yanlış sonuç veriyor olması ne kadar mümkün? Evde yapılan kişilerin biraz panik oldukları için evde sürekli kendi kendine test yapanların sonuçlarının doğruluğu yüzde kaç? Şimdi kullanılan teste göre çok değişiyor. Başlangıçta mesela bunu bir 6 ay önce, 1 yıl kadar veya 8 ay kadar önce sorsaydınız derdim Hı. ki en iyi ihtimalle yüzde 60. Bugün yüzde 90'a varan testler var. Var. Ama laboratuvar ortamı dediğimiz bizim hastane ortamındaki kullandığımız PCR'da pozitifi kesin pozitif. Onun yanlışı pozitif olma ihtimali neredeyse yok. yok yani biz. lablotardaki uygulama sırasındaki o da fark edilir. Hmm. Çünkü aynı anda birden fazla test diyelim ki 10 kişiye test yaptınız hepsi pozitif çıkıyorsa o zaman dersiniz ki bir yerde yanlış var ben bunu dönüp tekrar yapayım. Size rapor edilmeden önce böyle bakılır. Hmm. O nedenle de oradaki test pozitifse pozitiftir. Ama negatifse örnek alımından veya zaman kaynaklı biraz önce günlüğüne uygun olmadığı için negatif çıkma ihtimali olabilir. Aslında kişi pozitiftir ama Örnek aldığımız noktada o gün virüs yoktur ya da örneği alırken bir hatadan dolayı yoksa laboratuvar onu yakalar. Anladım. Peki Biontech aşısı ama Biontech aşısı olmuş birisi için özellikle soruyorum. Hiçbir semptom göstermediği halde bir test yaptırsa PCR testinde Biontech aşısının içeriğini e, o anda pozitif olarak algılayabilir mi? Algılamaz. Neden algılamaz? İki tane nedenden dolayı. Bir, bizim teste uyguladığımız kısım. Biontech aşısındaki kısmı yakalamaya özgü değil bir iki biyontek aşısı öyle uyguladığımız noktadan hareket ediyor vücuda farklı noktalarına gidip boğaza gidip burna gidip de. Öyle bir özelliği ha, yok. Yani o nedenle onu orada gösterme şansınız yani öyle bir ihtimal yok. Öyle bir ihtimal yok. Peki aşıların yan etkileri farklı mı? Hocam ilk, ilk olarak dilerseniz e, Biontech aşısına bakalım. E, Biontech aşısının yan etkileri aşının yapıldığı yerde şişkinlik az önce konuşmuştuk. Kızarıklık, kolda ağrı. E, Sinovac'la ikisi arasındaki o iki aşı arasında da bir e, miktar farklar var. Onları da konuşalım ama her iki aşıda da bu yan etkiler 24 saatten fazla sürmediğini biliyoruz çok istisnai dönemlerde yani De. şöyle söyleyeyim gene belki 100 kişinin onunda ateş oluyor demiştik ama binki ateş olan 1000 kişiyi alsak yani o 100 kişinin onunu aldığımızı ele alalım ve bunu 1000 olarak düşünelim. Hı hı. Onun da 48. saati uzayabilir. o kadar yani o kadar. maksimum. Yani ondan hmm, daha fazla. Neler yapabilirsiniz peki böyle bir durumda? Az sonra hocamıza soracağım. Minicik sizi dinlendiriyorum. Lütfen, çok Hiç, lütfen rahatsız olmayın. Ben e, şefimin yanına doğru gidiyorum. Bakalım neler yapıyoruz. Evet kurabiye mi yoksa börekit taş mı? Ee, börekit patlıcanlı, köz patlıcanlı bir börekit tasımız vardı. Onun hamurunu yoğurdum. Börek Biraz börekit Evet, evet börekit börek tas. tas. değişik. Şimdi, ee, şimdi de burada hemen kurabiyenin malzemelerini koyayım. Onu tamam. yoğurmaya başlayalım. Ondan sonra börekit tası nasıl kapatacağımızı göstereyim. <laughs> Aşı oldun mu Özgür? İkisini doldum. Maşallah. Teşekkür ediyoruz. <laughs> maşallah maşallah. Sadece 3 malzeme var. Un, pudra şekeri ve tereyağı. Şöyle bir tutam da tuz atacağız. Z zaten başka hiçbir şey gerek yok. O kadar <laughs> lezzetlidir ki yani bu Çok eminim. Çok güzel oluyor. Mahfeteceksin. Biz de burada şimdi biraz fırında evet, kokularla. <laughs> Şöyle fındıkla kaplayacağım. Hatta ben fıstık da kullanayım dedim. Böyle biraz farklılık olsun diye. Ulan, ulan. Ben bunu yoğururum tamam, istersen onu e, diğerini anlatırım. Böyle aynen. anlatalım. Bütün malzemeleri koydum. Hatta rendelenmiş kaşar da hamurun içine koydum. Tamam. Sadece köz patlıcanımı ayırdım. Bunu muhakkak süzün çünkü içindeki su bu sefer hamurun kapanmasını engelleyecek. Tamam. Yumurtamın sarısını ve susamımı ayırdım. Diğer hepsiyle yoğurup bir hamur elde ettim. Haline getirdi. Aynen. Şimdi böyle bir tane topçuk alıyoruz. Doğru Adeta kitap. bir içli köfte yapar gibi. Şöyle içini oyuyoruz. Patlıcanları iyice suyunu aldım. Evet süzdüm. Ben çok güzel süzdürdüm bunu. Biraz böyle patlıcan, hatta birazcık kaşar peynirinden patlıcana da koyabilirsiniz. Ay çok güzel, güzel olur. olur. Patates de olur buna. Değil o mi? da çok yakışır. Ya, Peynirde kıymaydı falan filan. Ne Her şey çok yakışır. ama patlıcan. Hamur zaten çok güzel bir hamur. Evet. Hamurun içinde kaşar peynir de var. Ben de biraz mesela patlıcanı taşırdım. Çok güzel. Kapanmasını hemen engelliyor. Şöyle yuvarlayacağız. Daha sonra üzerine yumurta sarısıyla, susamla... Harika. Harika. Peki. Derece. Kolay gelsin. Teşekkür Zaten ediyorum. pişmeye başladığında buram buram hissedeceğiz Gelecek kokusu. Peki, hocam dilerseniz e, yan etkilerine geçmeden yan etkilerinden sonra neler yapabileceğimizi konuşmadan önce Serdar Ortaç'a kulak verelim. Kendisi koronavirüse evet. yakalandığını açıklamıştı. Zannedersem 5. gününde bir video çekmiş, sevenleriyle paylaşmış. Buyurun izleyelim. Covid'de 5. gün. 2 tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Böyle ki hır 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 hır. Nefes almak da zor. Covid olan bilir zaten. Dikkati elden bırakmasak iyi olur. Karantina bitince zaten sağlığıma kavuşurum diyorum. Yani bütün Covid'lere geçmiş olsun. Zor bir şey. Biz de sevgili Serdar Ortaç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, çok geçmiş olsun. Şimdi hemen tabii ki bir miktar aşı olmaktan çekinenler için aslında çok güzel bir örnek. Yani kendisi şu anda bile hafif nefes darlığı çekiyorum biraz ciğerlerime indi diye düşündüğümüzde iki aşısına olmuş, iki doz aşısına olmuş. Birisinin eğer aşı olmasaydı hastalığı nasıl geçirebileceğini aslında bu tablo çok iyi göstermiyor mu? E, tabii şöyle bir şey konuşabiliyor. Evet. Rahat konuşabiliyor ve evinde Videoda çekebiliyorum. Yani, Moral de fena değil. Güzeliz. Evet, en kısa zamanda çok kıymetli bir sanatçı gerçekten seni evet. Serdar Ortaç. Bence en kısa zamanda hemen sağlığına kavuşmasını dileriz. Ama Allah korusun aşı olmasaydı evet. belki de biz Serdar Ortaç gibi bir değerimizi kaybedebilirdik. Allah korusun. Yani, evet. Belki veya umarım tabii ki hiçbir zaman böyle bir değerlerimizi biz kaybetmeyelim. Ama yoğun bakımda yatabilir, hastanede olabilir veya sonrasında sekerleri kalabilirdi. Evet. Şimdi, evinde olabiliyor olması, belki hastalığı biraz ağır geçiriyor ama daha ağır olmasının, daha belki yani kötü sonuçlara gidişinin önüne geçecektir aşı. O bakımdan aşı şöyle söyleyeyim... herkeste korumasını biz her şeyden koruyacak gibi düşünmeyelim. Evet. Ama mesela bunun en güzel örneği grip aşısıdır. Hmm. Mesela grip aşısı sizi gripten korumaz. Hmm. Ama baktığınız zaman neden korur derseniz gripten ölümden ölümünü korur. Böyle, böyle bakmamız Yani böyle bakmamız lazım. bakmamız lazım. Mesela grip aşısı olan bir kişi eğer olmasaydı ölme ihtimali diyelim ki %90 grip aşısı olduğunda en fazlasıyla bu kişi hapşırır, öksürür, 1-2 evet, gün ateşli evet, geçirir. Evet. Yani biz grip aşısını olduğumuz zaman hep şöyle düşünüyoruz. Ben grip aşısı oldum grip olmayacağım. Hayır, Hayır. grip aşısının amacı sizin hastaneye yatmanızı, ölmenizi önlemek. Koronavirüs aşısı bundan bir tık daha iyi. Hı hı. Ne kadar daha iyi? İşte Biontech belki iki tık iyi, Sinovac bir tık daha iyi. Sizin hastaneye gitmenizi bile önlüyor. Evet. Ama gene de semptom gelişebiliyor mu? Gelişiyor. Gelişiyor. O bakımdan Sayın Ortaç'a yani umarım hemen en kısa sürede de tekrar güzel videolarını biz görebilme şansına ulaşırız. E, semptom göstermeden koronavirüsü atlatan bir diğer kıymetli sanatçımız ise Haluk Levent. Hep birlikte izleyelim. Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla provalar yapacaktım Cumhuriyet marşları ile ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu'yla. Ama olmadı, gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok, hiçbir şey yok. Hatta yani Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum dediğim gibi. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var. Onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Yani, çok iyi görünüyor ama yine de geçmiş olsun dememiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle geçmiş olsun dememiz lazım. Ama şunu da yani bakın ne kadar kıymetli bir sanatçımız, ne kadar kıymetli bir değerimiz. Yani bizim için ne kadar önemli. Evet. Ve belki de aşı sayesinde biz en kısa sürede tekrar dinleyebileceğiz. Evet kesinlikle. Tekrar o. Evet. Yani bunlar çok önemli şeyler. Belki diyelim ki Allah korusun aşı olmasaydı. Gene hafif geçirebilirdi ama ağır geçirip belki sonrasında performansını sergileyemeyebilirdi. Belki birkaç ay, belki bir yıl boyunca. Evet, ne gerek vardı değil mi? Tabii. Yani evet. kaybedilmese bile. Evet. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman aşının ne gerçekten ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu çok daha net görüyoruz. Görebiliyoruz. Ve şöyle düşünelim, Türkiye'deki tüm yaşayan insanlarımız, hepimiz değerliyiz. Evet. Tüm büyüklerimiz, tüm çocuklarımız kıymetli ve gelecek. O nedenle de aşıyı lütfen bu gözle bakalım. Peki. E, hocam bu e, söylemlerinizden sonra bir telefonumuz var. Lütfen. Telefonumuzu alayım ondan sonra devam edeceğiz. Aslı Hanım hattımızda şu anda. Aslı Hanım günaydın. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Atiş Hocam merhaba. İyi günler Aslı Hanım. İyi günler teşekkür ederim. 5 aylık hamileyim. Ay ne güzel. E, doktorumun tavsiyesiyle Biontech <laughs> ilk dozunu oldum. Kısmetse bu ayın sonunda ikinci dozum olacağım. Ancak aşı olana kadar olan süreçte yani bebeğe bir yan etkisi olur mu, acaba bir yöntek mi olmalıydım yoksa sinivak mı olmalıydım gibi birçok soru işareti vardı. Ve bunlarla ilgili net bir bilgiyi açıkçası internet üzerinden edinemedim. Ben ve benim gibi hamile olan hanımefendiler için bize bu konuda biraz bilgi verirseniz çok memnun olurum. Bir de son bir şey daha ekleyeceğim. İleride bebek üzerindeki koruyuculuğu ne olacak? Bebek hamile, hamilelik sonlandıktan sonra, bebeğin doğduktan sonra Hı. ne gibi bir koruyucu etkisi olacak? Çok teşekkürler, iyi yayınlar. A, 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 Sayın Peki. Aslı Hanım o kadar güzel ve o kadar kıymetli sorular sordunuz ki gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bunlar bence çok değerli sorular. Birçok işe de cevap evet. olacak aslında. Şimdi hemen şöyle söyleyelim mi? Mesela bunu bana... Hı. Siz bu Ocak ayında veya bu Şubat ayında sorsaydınız ben şöyle söylerdim. Aslı Hanım eğer sizin risklerinize bakalım, kalabalık ortama girip girmemenize bakalım, değerlendirelim. Ona göre de aşı olmanızı öneririm derdim. Ama bugün tüm gebelerimizin aşı olması gerekir diyoruz. Evet. Çok net olarak. Bunu neden böyle bir fark oldu? Hemen şunu söyleyeyim. Bakın birisinde öneriyorduk bugün artık gerekir diyebiliyoruz. Bunun temel nedeni de şu. Biz pek çok ülkemizde de artık binlerce... Yurt dışındaki rakamlarla da baktığımızda yüz binlerce gebedeki aşı uygulamasının sonuçlarını biliyoruz. Herhangi bir yan etkisinin olmadığını anne için çok net olarak gördük. Bebek için çok net olarak gördük. Evet. Ve bebek doğduktan sonra da 5-6 aylık hatta bir neredeyse 1 yaşına gelen bebekler var bu çalışmalar sırasında olup da onların sonuçlarını da gördüğümüz için bugün diyebiliyoruz ki çok rahatlıkla lütfen gebelerimiz aşı olsun. Ve bu iki aşı için de geçerli. Şu herhangi ayda bir şey olsun yok. diye söyleyebileceğiniz Şöyle, bir şey var mı? İlk bir tek, üç aydan sonra mı olsun? Bir tek çağırır. Orada hep ince davranışımız bizim şöyledir. Şöyle düşünürüz biz. İlk üç ayda bazı riskler yüksektir. Evet. Yani mesela gebe kalınabilir ama düşük ihtimali biraz daha yüksektir. Kayıp olabilir. Evet. Ve anne de kendini huzursuz hissetmesin diye ilk üç ayda mümkün olduğu kadar herhangi bir girişim bu aşı için değil her şey için her geçerlidir. Şey için. Mümkün olduğu kadar bu dönemde olmasın diye. Ama risk varsa... Olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bir problem asla yaratmaz. Hı hı hı. Ama bu kendi doğası gereği olabilecek bir olumsuzluk ne anneyi huzursuz etsin ne de aile içerisinde de bir tedirginliğe neden olmasın diye biz her türlü işlemin 3. aydan sonra yapılmasını ben genel olarak mi? öneririz. Ama aşı olabilir mi? Olabilir. Şimdi çok güzel bir sorusu daha vardı Aslanımın. Evet bu aşı sizin için kesinlikle çok faydalı. Ama Aslanım orada bir küçük detayımız var. Bebek için şunu biliyoruz biz sizin oluşturduğunuz koruyucular bebeğe bir miktar geçiyor. Hı. Ve bu aslında iyi bir miktarda da geçiyor ama bu bebekte ne kadar koruma sağlıyor kaçıncı aya kadar koruma sağlıyor biliyor doğduktan kısmını doğduktan sonra onu henüz bilmiyoruz büyük olasılıkla bir koruma sağlar ama bu miktar ne kadardır derseniz veya hocam kaç aya kadar devam Korur edebilir bebeğini. derseniz onu henüz bilmiyoruz. Bir o korumanın olabileceğini biliyoruz ve bunu da öğrenme şansımız yakın bir dönemde çok fazla olur mu? Çok olmayacaktır çünkü bebeklerde semptomu olması yani anne COVID olduğunda bebekte bir problem yaşama ihtimalimiz çok çok az. O nedenle de bu kadar bebekte problem oldu bu kadar bebekte olmadığı demek gibi bir şansımız da önümüzdeki birkaç ay içinde olmayacak. Ama teorik olarak baktığımızda bebek bir miktar korunur Hı. ama bu 3 aya kadar olur 2 aya kadar olur 6 aya kadar onu söylemek çok kolay değil bugünkü kolay bilgilerle. Değil. Emziren annelere de buradan dilersiniz onları da birazcık rahatlatalım. Hemen onu da söyleyelim. Bir e, annelerin aşı olduktan sonra bir miktar koruyucu antikorları, koruyucuları anne süt aracılığıyla bebeğe geçiyor mu? Evet geçiyor. Yani bu bakı ama orada da gene bebeği ne kadar koruyabilir onu söylemek zor. Yani anne emzirdiğinde bebek için bir miktar fayda sağlar mı? Evet sağlayabilir ama bunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Artı emziren anneye çok büyük faydası olur mu? Olur. Emziren anne için bir sıkıntı yaratır mı? Asla yaratmaz. yaratmaz. O bakımdan da emziren anneler de rahatlıkla ülkemizdeki bulunan iki aşıyı da olabilirler. Çok güzel. Bu önemli cevaplardan sonra hemen devam ediyorum. Aşının yan etkileriyle karşılaştığımızda, Neler yapabiliriz? Hocamız diyor ki aşı uygulanan kolunuzu yüksekte olacak şekilde bir pozisyon verin. O biraz çünkü rahatlatacaktır. Genel anlamda bu sadece aşı değil, antibiyotik de yapılmış olsa, bir başka enjeksiyon da yapılmış olsa, evet. travma da olsa bu genel anlamda rahatlatır. Rahatladım. Yani hep şöyle düşünelim. İnşallah kimse yaşamamıştır ama mesela kolunuzda bir kırık olduğunda da. Doktor onu atel Aha, aldıktan öyle. sonra diyecektir ki elinizi en azından ilk 24 48 saat yukarıda tutun. Bunun gibi bir bunun şey diyebiliriz. Bunun gibi diyebiliriz. diyebiliriz. Aslında. Soğuk uygulama yapınız diyorsunuz. Soğuk diyorsun. uygulama şöyle. Ama burada şuna dikkat edelim. Direkt olarak buzu veya soğuk olanı cilde temas ettirmeyelim. Araya da bir tülbent, tülbent olabilir, bez. bez olabilir. Mümkünse tabii naylon olmamasına da özen gösterelim bunun. Hı hı. Soğuk uygulamada çünkü oradaki ağrı üzerinde avantaj sağlayacaktır. Parasetamol hı. gibi Evet. Ateş düşürücü ağrı kesiciler de bu noktada açıkçası hem ateşte hem de ağrıda işe yarar. İşe yarar kullanabilirsiniz. Hafif ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı görüldüğünde öncelikle istirahat etmemizi öneriyorsunuz. O kesinlikle. Yeterli sıvı aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Sıvı şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim yeterli kadar sıvının ne olduğunu açıkçası söylemek öyle bir tam bilimsel değerimiz yok. Kime göre neye göre, göre değişir. Ama şu normal aldığımız sıvıdan biraz daha fazla alalım ki hem o kas ağrısı için çünkü vücut kendi dengesini hem vücut sıcaklığında da ateş yükselmesinde de çünkü bizim sıvı kaybımız çok artar. Farkında olmadan nefes alıp verirken ciltten çok ciddi sıvı kaybederiz. Ateşin kontrolü içinde ağrının kontrolü içinde fazla aldığımız sıvı bize çok büyük avantaj sağlar. Tabi sıvı derken şunu söyleyelim bu mümkün olduğu kadar su olarak olsun. Su olarak evet. kahve çay olarak sıvı. Onları çok saymayalım. Peki, kusma ve ishal görülürse yine bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz. Beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız, e, başvurmamız, başvurmamız gerekiyor. Şimdi gelelim WhatsApp sorusuna. Peki, Peki alalım hemen buyurun. İyi günler hocam. Bir şey sormak istiyorum. Bu aşıyla ilgili 11 yaşında bir torunum var. Korona aşısı yaptırsak mı, yaptırmasak mı bir tedirginlik yaşıyoruz. Önerileriniz nedir acaba? Peki önerilerini alırken hocamızın çocuklarla ilgili çocuklar aşı olmalı mı sorusunun cevabına ilişkin yaptığı açıklamada ekran'a gelsin lütfen. Buyurun hocam. Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi bugünkü bilgilerimiz şunu gösterdi. Özellikle bu yaz ayları ve açılımlar sonrasında 15 yaşından büyük, daha doğrusu biraz daha adolesan dönemde olan çocuklarımızın hareketleri, bir araya gelişleri nedeniyle ve hastalığın onlardaki seyri yetişkinlere göre biraz hafif olmakla beraber yetişkinlere benzeyebiliyor. Hala aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Evet. Söyleyemiyoruz galiba biraz değil daha mi? Biraz daha orada şeyimiz var ama bir o nedenle 14-15 yaşından büyükse çocuklarımızın mutlaka aşılarını olmalarını Yaptıralım. mutlaka ve mutlaka öneriyorum. 12 yaşından büyük çocuklarımızda da altta problem varsa, hı hı. herhangi bir sağlık problemleri varsa mutlaka karşılansınlar. Kronik rahatsızlığı olanlardan bahsediyoruz. Evet. Mesela astım hastası, koa hastası gibi Şimdi yola olanlar. Astım hastalığı olan mı çok varsa... hafifse, çok kolay kontrol altındaysa belki o sıkıntılı olmayabilir. Ama zor kontrol edilen, sık atak geçirilen veya hastaneye yatış son bir yıl içinde, 2 yıl içinde hastaneye yatış gerektirebilecek bir problem yaşadıysa hastamız mutlaka onun da aşı olması lazım. Ama onun dışında koa hastası kronik akciğer hastalıkları var başka türlü. Onlar mutlaka aşılanacak. Çocuklar üzerinde herhangi bir çalışma yapıldı mı hocam? Şu an elimizde bilgiler var mı 15 yaşındaki gençlerimizin şu anda aşılamaya ilgisi nasıl merak ediyorum. Siz diyorsunuz ki çocuklarınızın koronavirüse yakalanma riski çok düşük ve çocuklarda aşının uygulanması için öncelikle biz büyükler denek olarak kullanıyoruz. Şimdi, Çocuklar üzerinde herhangi bir çalışma yapılıyor mu bu konuda? Şimdi konu bunu ilgili? şöyle söyleyeyim bu söylemimiz aslında benim şubat aylarında söylediğim bir ifadeydi. Evet zaten riski çok düşük demenizden anladım ben yani bunu. Yani o o dönemki bir şeydi. O şunu biliyoruz Şimdi çocuklardaki kayıp çok düşük. Yani ölüm diye baktığımız zaman çok çok az. Bu tarafıyla bakarsak evet çocuklardaki ama çocuklar hastalanabiliyorlar mı? Hastalanabiliyorlar ve bu hastalıkta ağır geçirme ihtimalleri olabiliyor mu? Olabiliyor. Evet. Ve biraz önce söylerken belki şöyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Yetişkinlere göre daha fazla asemptomatikler yani çok daha hafif geçirebiliyorlar. Evet, evet. Ama gene de hastaneye yatanı olabiliyor mu? Evet ve özellikle de şimdi büyüklerdeki rakam arttıkça ...hastaneye gelen çocuk sayısı da artıyor. Evet, Çünkü istesek de istemesek de... ...asemptomatik olsalar da rakam büyüdüğü için... ...hastaneye gelen ve ağır geçirenler artabiliyor. Ve özellikle de şimdi... ...biraz önce onun için altını çizmiştim. 15 yaş yetişkin davranışlarını... ...biraz daha fazla gösterebiliyor. Biraz daha maske uyumu az olabiliyor. Biraz daha arkadaşlarıyla oldukları zaman... ...kendilerini daha güvende, daha rahat hissediyorlar. O nedenle de o grubun mutlaka bizim aşılamamız Başlamamız lazım. Aşılamamız gerekiyor. Ve eğer okulları da düşündüğümüz zaman özellikle bu riskli hareketin daha fazla olabileceği riskli derken bu şöyle söyleyeyim kendini güvende. Bu hepimizin delikanlılığı yani o dönemi hepimizin genç kızlığı oldu. Tabii tabii. Yani siz tabii, hala öylesiniz tabii. tabii ama şimdi böyle olunca da o dönemlerde olduğunda yani herkes şunu düşünür üçüncü kattan da atlayabilirim, tabii tabii. 100 metreye altı saniyede de koşabilirim Hiçbir gibi <laughs> vardır yani bu böyle düşünceler yani delikan dediğimiz. işte o bir bir kandaki hareketlilik olabiliyor. O nedenle de o grubu bizim korumaya biraz daha fazla ekstra özen göstermemiz lazım. Bu daha fazla ihtiyaç duymaya başladıkları için, Delta onlarda çok daha ağır seyrettiği için değil. değil. Ama toplum içindeki rakam yüksek olduğu tabii. için, artı biraz küçük çocuklarımızı da düşündüğümüz için evet. o grubumuzu aşılamamız lazım. Ve tabii doğal olarak da şöyle şimdi, ben e, kendimi aşıyı önerirken biraz daha rahatım ama çocuğa önerirken onun sorumluluğunu ben alıyorum. Artı onun önünde daha çok daha uzun bir ömür var. O yüzden sizin Heh. bunu söylemeniz çok kıymetli i̇şte, anne babalar için. O nedenle de onlar da daha hassas davranmamız çok daha doğal. Ve artık bunu çok net öğrendik. Biraz önce de söylemiştim. 5,5 milyar doz aşı yapıldı. Oradaki bilgileri biliyoruz ve daha rahatlıkla diyoruz ki çocuklarımızı da evet bugün aşılayabiliriz. Peki. Ee... Okul çocuklarımız aşılanmayla ilgili yine sorularımı size ileteceğim ama okula giden çocuklara koronavirüs aşısı zorunlu olmalı haberimiz var sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin halk sağlığı uzmanı çocukların aşılanması durumunun yıllardır var olduğunu söyledi. Fauci okula giden çocuklar için koronavirüs aşılarını zorunlu kılmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum şeklinde görüşünü paylaştı. Fauci çocuk felci, kızamık, kabakulak, hepatit gibi hastalıklara karşı okul çağındaki çocukların aşılanmasının onlarca yıldır zaten uygulanmakta olduğunu kaydetti. Biz yani zaten yaptırıyorduk hocam ve ben aşı yaptıran bir anneyim yani açıkçası. Aa, hepimiz yaptı Yani çocuk şöyle Benim doktorum bana önerdiyse ben aşımı yaptırıyorum. Yani çocuğumuzu seviyorsak, onun geleceğini düşünüyorsak, onun için kaygılanıyorsak Bizim özellikle de şöyle söyleyeyim çocukluk çağı aşıları dediğimiz aşıları mutlaka yaptırmamız lazım. Evet. O aşıların güvenliği artık yani şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde sorgulanabilir. Onlar çok güvenli aşılar ve neredeyse hiç risklerin olmadığını çok net olarak altını çize çize söylüyoruz. İsrail'den de bir haberimiz var. İsrail'de de yeni tip koronavirüs aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş ve üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 12 yaş üzeri kişilere COVID-19 aşısının 3. dozu vurulmaya başlanacak. 3. dozu olmak isteyen kişilerde 2. dozu en az 5 ay önce almış olması şartı hı hı. aranıyor hocam. Biraz önce bizim söylediğimiz gibi o 6 aylık süreyi her yaş grubu için geçerli çünkü o. Evet. 7-8 ayda demiştik ya riski çok artıyor. En erken 6 ay olabilir diye. Onlar da çocukların gene belki hareketliliğini de düşünerek böyle bir karara doğru giriyor. Şimdi dünyaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Tabii eyaletleri arasında farklılıklar var ama şöyle söyleyelim. Pek çok aşı pek çok eyaletinde aşağı yukarı işte 52 eyaletinin yanlış rakam mı kesin söylememek lazım ama ...pek çok eyaletinde çocukluk çağı yapılmadıysa okula almıyorlar. Hmm. Böyle bir uygulaması var. Mesela İtalya, Fransa çocukluk çağı zorunlu tutuyor... ...ve onlar yapılmadıysa para cezası uyguluyor. Ve İtalya bugün korona aşılarını da gene önerdiği yaş grubunda... ...okula gidebilmek için bir zorunluluk haline getirdi. Hmm. Şimdi bizim burada şunları söylememiz lazım. Bir, okul hepimizin gitmesi ve o bir hak. Onu devam ettirmemiz lazım ama okula gidebilmek için de belirli şeyleri bir başkasının hakkını bir başkasının çocuğunun da riske atmamamız gerekiyor. Evet. O nedenle aşı olabilecek Yaşı uygun olan çocuklarımızın mutlaka, mutlaka korona olsunlar. aşılarının olmalarını önermek lazım. Sayılı günler kala okulun açılmasına e, tabii ki aileler olarak tedirginiz hocam ister istemez. Yani aslında okulumuzda alınan önlemlerden belki de eminiz ancak okulların açılması için doğru dönem olup olmadığı ile ilgili benim kafamda soru işaretleri var. Hak geldi eylül. Evet şimdi şartlar ne olursa olsun tabii ki eğitim şart ama gerçekten açılmalı mıydı okullar? Şimdi şöyle bakmak lazım. Yarının bugünden daha avantajlı olup olmayacağı konusunda bir şey zor. Yani hangi tarihin en ideal olduğunu söylemek biraz zor ama olabilir. Ama yarın dünden kötüyse hocam. O, işte ona ama ona da bakmak lazım. Şimdi nasıl gideceğimize. Şimdi bir şunu gördük. Yani hatırlıyor musunuz Sayın Çağlan Hanım? Bir dönem bakanlığın bir açıklaması olmuştu. Okulların açık olduğu dönemde okula gelen çocuklar çünkü okul zorunlu değildi. Ve aileler isterlerse çocukların okula gitmesin gitmemesi kararı verebiliyorlar. Evet bize evet. de. O dönemde bakıldığı zaman şu görüldü okula gelen çocuklarla gelmeyen çocuklar arasında gelmeyenlerde riskin daha yüksek olduğunu gör, görüldü. Evet, doğru, Bizim ülkemizde doğru. de dışarıda çünkü doğru. çocuklar şöyle bir kurallara eğer otorite öğretmenlerimiz otorite söylüyorsa kurallara uyuyorlar. Ve doğru. O çocuklar bizden daha iyi aslında daha da bizden daha çok öğretmenlerini dinliyorlar diyebiliriz aslında. Yani ben onu tam gerçek. öyle söyleyeyim istemedim ama gerçek Söyledir olan o. Hocam, yani geç tamam. şöyle ben de öğretmenimi daha çok annemden Ne ve hala güzel. da öyle dinliyorum. Olsun. Mesela geçen yaklaşık bir iki ay kadar önce ilkokul öğretmenim beni aramıştı. Yani ben hala bilmiyorum belki burada şey Ay tabii ya, ki ayağa kalktı. Yani doğasında olması gereken bir şey bu. Öğretmenlerimiz bizim bence en kıymetli. O nedenle de lütfen öğretmenlerimiz aşı olsunlar. Lütfen çocuklarımızın evet, düzgün evet. maske taktığından emin olsunlar. Bir de şöyle bir kazancımız da olabiliyor. Çocuk bunun mantığını anlarsa, onun anlayabileceği bir şekilde çocuğa anlatılırsa o çocuk evdeki kişilerin de maske takmasını, değil, toplum yani. içerisinde maske takmalarını sağlıyor. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Mesela ben kendi kızımdan evdeki musluğu kapatmam gerekliliğini hı, hı eşyaları özellikle de ayırarak geri dönüşümü ayırarak yapmam gerektiğini onun zorlamasıyla yaptım hı hı. ve öğrendim. Şimdi bunları da biz belki kazanabiliriz ve şunu sağlamamız şart lütfen okula çocuklarımızı güvenle gönderebilmek için. Biz önce kendi üstümüze düşeni yapalım. Ne yapalım? Kendi evimizde problem olmadığını bilelim. Ben Semptomum yok şikayetim yok her şeyle iyiyim ben son birkaç gün içerisinde Covid-19 tanısı alan birisiyle de temas etmedim Bir kendimden emin ya, olayım Kendimden kere, emin işte. olayım o zaman benim çocuğumu ben gönderirken risksiz gönderiyorum İki serviste gidiyorsa servisteki görevli arkadaşlarımız şoför arkadaşlarımız görevli diğer belki host veya hostes arkadaşımız eşlik eden ablamız abimiz maskeliyse ve aşılıysa orada da bir sıkıntımız yok çünkü veriler artık onu söylüyor bilimsel veriler. Evet, ve bunun evet. içerisinde de serviste de camı çok abartı olmamak kaydıyla açabiliyorsa, havalandır. Havalandırıyorsa öyle. burada da sıkıntımız yok. Çok güzel. Tenefüslerde çocuklar Tenefüslerde de çocuklar dışarı çıkıyorsa ve öğretmenlerimiz, okul çalışanlarımız aşılıysa evet. Ve çocukların bir araya geldiği alanlarda sınıfta dahil maskeliysek o zaman bir okullar çok güvenli. Ve bizim bunu devam ettirmemiz ve okulları güvenli tutabilmemiz için de elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor bence. Lütfen toplum olarak da bugün dışarıdayız evet doğru. Bir araya gel lütfen maskelerimize ekstra özen gösterelim. Toplumdaki rakam düştüğü evet. anda çünkü Genel olarak her yerdeki güvenliğimiz daha artıyor. Okul da bunun doğal bir yansıması. Evet, aşı olanların artık maske takmaktan vazgeçtiğini sokaklarda maalesef görebiliyoruz ama bundan vazgeçelim. Çünkü biraz önce çok güzeldi. Yani diyorum çok kıymetli bir değerimiz Sayın Haluk Leven. O kadar güzel söyledi Kesinlikle. ki ben dedi Gitmek zorunda olmasaydım test yaptırmasaydım fark etmeyecektim. Ama Sayın Ağaoğlu Levent'in ben ne kadar maskeye özen gösterdiğini de biliyorum. Evet. evet. O olsaydı bir başkasını zaten riski atmıyordu. Atmazdı. Ama şöyle olsaydı mesela ben aşılıyım diye maskesiz olsa. Ya. Çünkü kendisi çok net söylüyor. Diyor ki bakın benim hiçbir Hiç, şeyim, şeyim yok diyor. Çok güzel bir örnek evet, oldu. Evet çok güzel. Alip o nedenle de lütfen ben aşılıysam da maske takmaya. Hele özellikle de kalabalık bir ortamda veya birden fazla kişinin bulunduğu bir ortama geçiyorsam maske olmaya özen gösterelim. Maskeli olmaya özen gösteriyoruz. Maskelerimizi düzgün takmaya e, özen gösteriyoruz. Hangi maskeyi takacağız? Hangisi koruyucu? Koruyuculuğunu kaybetmemesi için maskeleri nasıl kullanmalıyız? Önümüzde çeşit çeşit maskeler var. Hocam dilerseniz buradan bir kez daha anlatalım. Çünkü hatırlatmakta fayda Kesinlikle. var. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Hatırlatmak değil. Her söylediğimizde bence şöyle ki benim çok kıymetli bir hocam vardı. Şöyle söylerdi. Eğer bir hasta bugün geldi lütfen o hastayı oku. Aynı hasta yarın geliyorsa bir kere, daha, bir kere oku. daha oku. Çünkü şöyle her seferinde belki başka bir şey öğreniyoruz. Her seferinde belki başka bir şey de fark ediyoruz. O nedenle bence tekrar tekrar konuşabileceğimiz Kesinlikle. her her şeyi söyleyebiliriz. Çok önemli tekrar. bir, Bundan, bir bunlar önemli. madde aslında. Birincisi şöyle, Hı. şunu dikkat edelim. Maskenin bizim yüzümüze tam oturması lazım. Ben de Çünkü, yardımcı olayım size istiyorsanız. Siz bana oradan takmamızın doğru olduğunu düşündüğünüz bir maskeyi verin. Şöyle yapabilir miyiz? Evet. Mesela, Şöyle yapabiliriz bir belki evet. Şimdi, Yok böyle çok katlıydı az katlıydı işte su dökelim de altından geçsin de falan filan. Ya onları öyle değerlendirme şöyle. değil. Şöyle söyleyeyim Sağlık Bakanlığı tarafından evet. onay aldığını bildiğimiz maskeler bizim açımızdan uygun maskeler Aynen çok teşekkür ederim. Hı. Her şeyle yani tam dört dörtlük bir evet. maske takımı taktık açtık. açtık. Sonra üstündeki tel vardır. Bu telin amacı arkadaşlar şöyle söyleyeyim maske dışarıdan gelen bir fiziksel bariyer. Böyle olduğu için de burnun yanak kenarları gibi alanlardan hava girişine izin vermemesi lazım. Takalım, burnumuzu oturtturarak üstünden geçirelim hı hı. ve tam da oturduysa çok net olarak gördüğümüz evet, şekilde. Bazen bu yanlar şöyle açık kalabiliyor. Bu maske ona, yüzümüze büyük demek biraz oluyor. Biraz büyük buradan demek. giriş olabiliyor değil mi hocam? Şu şöyle olarak, hava ihtimal girişi. azdır ama gene de vardır. Bunun rahat olması için tam oturmasını sağ... Bazen. Lastik kısımları çok büyük olabiliyor. Belki orada bir dolama şöyle bir şey yani vardır. Bir artık, artık onları yer, da yapmaya evet. başladık biliyorsunuz özellikle bir, çocuklarda evet, da. Evet, çocuklarda da ona da dikkat edersek çok uygun olacak. Da birazcık daha olabilir. Ee, Şimdi bir diğer maskeler bir var diğer hocam. Bir diğer maske mesela N95 maskeler var. Hı hı. Bunlar bizim aslında solunum izolatörü dediğimiz şu maske. Mor, evet, gibi. bunlar belki bu da olabilir. Şöyle söyleyeyim. Bu, bunlar var. bizim solunum izolatörü dediğimiz maskelerdir. Amaçları aslında içeriye giren her türlü partikülü azaltmaktır. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu kullanacağımız yer aslında sadece ve sadece hastane ortamlarında hastanın direkt olarak riskli olan sekresyonlarıyla. Mesela ağız içinden, burun içinden gelecek ile temas. Ama burada hemen şunu söyleyeyim. Mesela bu maske beni korumak için değil, Çağla korumak için çok etkili olur. Ama Çağla Hanım pozitifse bu maskenin en büyük dezavantajı odur. Dışarı hava çıkışını kolaylaştırmak için kenarında dikkat edersek çıkış valvi vardır. Bu nedenle de virüsü ha. çıkartır ve etrafa yayar. Anladım. Ama biz istiyoruz ki bende virüs varsa etrafa da çıkmasın, çıkmasın yayılmasın. Tabii. O nedenle de barbili maskelerin kullanımı böyle amaçlarla asla uygun değil arkadaşlar. Evet, Hiçbir şekilde işte. bu maskelerin kullanımına izin vermeyelim. Evet. Bu maske tozlu alanda çalışıyorsak, çok tozlu bir ortamda bulunuyorsak ve nefes alıp vermemizde sıkıntı yaşıyorsak işte o zaman Nefes çıkışını kolaylaştırmak için valvi vardır ama enfeksiyondan korumak için öyle bir özelliği yok. Bunları bunları kullanmayalım. En kötü maske bile hiç takmamaktan Kesinlikle daha iyidir mi? Kesinlikle çok daha iyidir. Hocam. Ki böyle şöyle diyelim dikkat edersek maskenin olmadığı dönemlerde bez maskenin de kullanılabileceğini. Çünkü araya bir fiziksel bariyer koyuyoruz. Yine bile ne de olsa değil mi? Hiç yoktan iyidir hı hı. ama tercihimiz mümkün olduğu kadar normal tıbbi cerrahi maske olsun. Ve bunu da tercih ederken de eczanelerden veya alacağımız yerlerde Sağlık Bakanlığı onaylı olduğuna mutlaka dikkat edelim. Dikkat edelim. Çünkü yoksa benim bakarak buna bu maske daha iyidir. Üflediğimde hava geçiyor, üflediğimde mumu söndü, söndüreme veya damla, su damlatıyorum. Bunlarla değerlendirmem çok uygun değil. Kaç yaşında itibaren çocuklarımıza maske takmalıyız? Şimdi çok genel ifadeyle söyleyecek olursak oradaki sınır 2 yaş. Aslı baktığımız zaman şöyle çünkü buradaki temel noktayı da şöyle değerlendirelim. Bir çocuk normalde bir bebek doğduğunda biz mesela konuşurken nefesi burnumuzdan alırız. Hı hı. Arada ihtiyaç duyduğumuzda ağzımızdan alırız ama bunu otomatik olarak yaparız, farkında olmadan tabii, yaparız. Tabii. Ama bir bebeğin bunu öğrenmesi aşağı yukarı 14-16. aylarda oluyor. Hı. Güvenli tarafta kalalım diye biz diyoruz ki 2 yaşa kadar maske, maske takmayalım. takmayalım. Çünkü bebek böyle bir durumda nefesini tutabilir ve ona zarar verme ihtimali karbondioksitin yüksel ihtimali olabilir. O nedenle de 2 yaşa kadar lütfen çocuklarımıza maske, maske takmayalım. takmayalım. Çok riskli bir ortama geçeceksek bebekte yüz koruyucu olabilir. Ha, yüz koruyucu, yüz koruyucu, siperlik. Gibi siperlik. Bir belki. Maske kadar etkili değil tabii onu biliyoruz ama öbürü daha var. tehlikeli Tehli, olur. Onun için 2 yaşından büyük bebekle çocuklarımız bebeklerimiz maske takabilirler. Hı. Hele anlatırsak da uyumları da çok iyi oluyor. Ama herhangi bir nedenle maske takma uyumu sıkıntılı olabilir. Çocuğumuzun gelişimsel problemi veya yaşıtlarına göre başka tür özellikleri vardır. Böyle bir durumda maske yaşını ileriye doğru kaydırabiliriz. Mutlak yani iki yaşın üstündeki her çocukta takacaktır diye bir de, bir düşünmeyelim. Şey de Yok. Ama okul başlayalım. okul ortamında, okul ortamında okul başlangıcında lütfen bebek çocuklarımızın maske takmasını özen, özen gösterelim. gösterelim. Bir telefonumuz varmış hocam. Esra Hanım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Esra Hanım Esra Hanım hattımızda mı? Ben de maskeyi taktım, burnum e, şey hemen akmaya başlıyor anında. Benim de öyle bir alerjim var. Esra Hanım, Leyla. E, Leyla Hanım, o yüzden cevap vermiyorsunuz mantıklı. Evet. evet. E, e, Leyla Hanım'cığım buyurun evet. siz dinliyoruz. Evet. Buyurun. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bir sorum olacak. Tabii, Buyurun. Ee, yaşım gereği ve eski bir e, sağlık eğitimcisi olarak e, kafam karışık açıkçası şöyle ki geçenlerde daha doğrusu dün değil evvelsi gün bir yakın arkadaşımızın e, annesinin kaybını öğrendik ve konu koronavirüs kendisi 79 yaşında iki sinovak bir biyom aşısı olmuş e, buna rağmen biraz terliyim i̇şte üşüttüm gibi e, bir şikayette bulunarak ertesi gün test yaptırıyor e, ve e, pozitif çıkıyor neticede de hastaneye yatacak bir şeye geçiyor moda da e, sağlık olarak. Nihayet yatıyor. iki gün içinde yoğun bakım ve entübe edilerek dün vefatını öğrendik. Başımız. Şimdi tabii e, bayağı bir kafa karışıklığı içindeyiz. Hem yaş gereği hem de hijyene çok dikkat eden biri olarak. Yani bir buçuk yıldır evime kimseye almadım, kimseye gitmedim, dışarıda yemedim. N95 maske taktık hatta yani Oğlun çalışıyor. Her ev, eve gelişte dışarıdan banyo yapıldı akşam. Son derece hijyene dikkat eden zaten sağlık bilgisi veren bir eğitimci ve eğiticiydi. Eğitim. Evet. E, Leyla Hanımcığım öncelikle başınız sağ olsun diyelim. E, bu kafa, kafa karışıklığı ile ilgili hocam Şey, söyleyecek. E, öncelikle gerçekten başsağlığı dilerim. E, çok ciddi bir kaybımız. Şöyle düşünelim. Aşılarımızın gerçekten biz aşıları uyguladığımız zaman koruma oranları çok yüksek ama %100 olmadığını bilmekte fayda var. O nedenle de diyoruz ki sayın e, Leyla efendim şöyle diye lütfen maskemize ve mesafe kurallarına aşılı olsak da uyalım. Aşıya bazı nedenlerle bunun bir nedeni de açıkçası yaştır. Yaş biraz büyüdükçe yaşamın tecrübeli dönemine doğru geldikçe aşılara olan cevabımız bizim e, hayal ettiğimiz veya istediğimiz kadar olmayabiliyor. Yani şöyle söylemek gerekir. 40 yaşında cevap veren birisiyle mesela 60 yaşındakinin, 60 yaşındaki ile 80 yaşındakilerin aşı cevapları birbirinden farklı olabiliyor. O bakımdan da koruma oranlarını biz genellikle söylerken de hep genel olarak genel rakamlarla söylüyoruz. Tüm ama gerçek olan ve uygulamada yapmamız gereken şu aşı evet biz aşılarımızı mutlaka olalım. Ama lütfen mesafe maske kurallarına ve genel hijyen kurallarına da uymaya devam edelim. Leyla Hanımcığım. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler efendim. Kolay gelsin. Ee... Sağlık diliyorum. Bazı kronik hastalıkla savaşan ya da onlarla beraber yaşayan kişilerin risk altında olduğunu ilk gün de söylüyordunuz hocam. Şimdi de söylemeye devam evet. ediyoruz. Şimdi mesela şöyle bir şeyimiz var. Biz biraz önce değer söylerken Sayın Çağlan'ım şöyle demiştik. Dedik ya 3. doz aşı en erken işte 6-8 ay sonra gerekiyor. 2 doz bir yontekte. Eğer biz Sinovac için söylüyorsak 3-4 ay sonra 3. dozu uygulayalım istiyoruz diye demiştik. Mesela bazı hastalığı olanlar veya bazı tedavileri alanlar özellikle de savunma sistemine yönelik olarak baskılayıcı tedavi alanların bazı hastalığı olanların aşıya cevapları oldukça düşük. Yani benim veya sizin verdiğiniz cevabı veremeyebiliyorlar veya verdikleri cevap sizin benim cevabımın %30'u %35'i kadar olabiliyor. Şimdi yapılan çalışma şunu gösteriyor. Hem yurt dışında hem bizdeki verilerle de baktığımızda transplant hastaları ve yoğun immünsüpresif tedavi yani savunma sistemini baskılayıcı tedavi alıyorlarsa mesela benim yarattığım cevabın ancak %30'unu verebiliyorlar ve bu cevapları daha kısa sürede azalabiliyor. Mesela o kişilerin 3. doza şu uygulamasını biraz daha erken yapmaları ve belki de 4. doza aşıya bizim söylediğimize göre çok daha erken ihtiyaçları var. Evet, Onu da söylemek ülkemizde. lazım. Mesela bizim ülkemizde o bakımdan o gruptaki kişilerin 3. doz aşı uygulaması yapılıyor. Yani zatüre e, olanlar özellikle mesela Biontech aşısı veya Sinovac aşısı olmadan önce zatüre aşısı olmuş olmaları ne kadar önem taşıyor bu noktada? O şöyle bir şey söyleyelim. Bizim koronadan koruma yönünden önem taşımıyor. Ama koronavirüsün yarattığı hasar, koronavirüsün yarattığı problem ağırlıklı akciğerlerden ve kalpten geliyor. Hmm. Kalp dolaşım sisteminden geliyor. Şimdi eğer biz... Akciğerimizi iyi koruyabiliyorsak, akciğerimizin evet. sağlığına özen gösterebiliyorsak, şöyle diyelim özellikle yaşamın tecrübeli dönemine geldiğimiz zaman zatüre geçirildiğinde kayıp ihtimali neredeyse %30. Bunu önleyebiliyorsam evet, evet. o zaman işte gerçekten korona olduğundaki tabloyu da daha aşağıya çekebilirim. O bakımdan özellikle belli bir yaşın üstündeki bir 65 yaşın üstünde zatürre aşısı hı hı. çok çok önemli, grip aşısı çok çok önemli bizim o aşıları da hele bir de mevsimin de geldiği dönemleri düşünürsek riskin arttığı dönemlere doğru kayıyoruz. O aşıları mutlaka, mutlaka ve mutlaka olunması gerektiğini sağlamak lazım. Hayati önem taşıyor diyor sevgili Ateşkara hocamız. Devam edeceğiz hocam. Minik bir ara verelim aradan sonra buradayız. Buyurun. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sevgili e, Özgür'ün yanında mıyım desem yoksa fırında mı geldim desem <laughs> inanılmaz güzel kokularla e, şu anda baş başayım zor bir yayın oldu Koku benim için. Koku buradan geliyor. Köz patlıcanın mahlep kokusu zaten burayı aldı. Köz patlıcanın börek taslarımızda pişti. Hı hı. Çok basit bir kurabiyemiz vardı fındık kaplıydı biz antep fıstığıyla da denedik. Çok güzel Çok yaptım. güzel iki tane beş çayın uygun. Tatlı, minik minik yiyoruz bunlardan evet, değil mi? Bir tane bir tane. Evet, bir tane bir tane. Bir tane bir tane yiyoruz arkadaşlar hatırlatayım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğum, e, bilim kurulu üyesi profesör doktor Ateş Kara da Bir kere sizi burada canlı canlı stüdyomuzda zannedersem ikinci kere ağırlıyorum. Evet. Ama uzun bir aradan sonra bizi kırmadınız geldiniz öncelikle çok çok teşekkür etmek evet, istiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok e, teşekkürler. Ve son olarak izleyicilerimize buradan eklemek istedikleriniz varsa son sözü size bırakayım hocam. Ben Böyle. şöyle söyleyeyim. Aşıyı bir fırsat olarak düşünelim. Çok güçlü bir açıkçası elimizdeki silah olarak düşünelim ve e, aşılamadan lütfen tedirgin olmadan güvenerek aşımızı olalım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz çok tekrar. Yayınımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.